Ewald Londra temsilcisi, Leonard Feitr, SETA Avrupa Araştırmaları araştırmacısı, Zeliha Hanım yine SETA Avrupa Araştırmaları araştırmacısı ve Michelangelo Guida Bey, 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün korona krizi sürecinde Avrupa'yı konuşacağız. Avrupa'daki tabii farklı ülkeleri konuşacağız. Takip ettiğiniz ülkelerle ilgili olarak. Tabii bu kriz başlayalı 2 ay oldu. Türkiye'den tabii bizim baktığımız taraftan çok ciddi tartışmalar oldu Türkiye'de. Özellikle Avrupa'da krizin süreciyle ilgili. Bir taraftan tabii aşırı negatif bir hava da vardı. Hani Avrupa Birliği hemen yarın çökecek gibi bir hava. Ben o görüşe katılmıyorum ama ciddi yara aldığını düşünüyorum. İmajının ve ciddi krizlere gebe olduğunu düşünüyorum kısa bir orta vadede. Ama bir taraftan da bazı Avrupa ülkeleriyle ilgili de her şeyin mükemmel olduğu, efendime söyleyeyim ırmakların sütten aktığı, çeşmelerden bal aktığı, efendime söyleyeyim hemen isteyene banka hesabına paraların gönderildiği, işte Almanya ile ilgili böyle bir şey hava da vardı. Bu tabii Türkiye'deki iç siyasi gündemle de alakalı bir şey. Türkiye'yi kötülemek isteyenler, iktidarı kötülemek isteyenler Avrupa'yı aşırı övüyen bir şeyi gündeme soktular, devreye soktular. Dolayısıyla böyle gerçeklerle efendim söyleyeyim mitler birbirine karışmış durumda. Sizler de bu süreci yakından takip ediyorsunuz. Bugün bu süreci yakından takip eden sizlerle konuşmak istedik. Ben öncelikle sözü Mehmet Solmaz'a vermek istiyorum. Mehmet Hocam siz Londra'dasınız, oradasınız uzunca bir dönemdir ve İngiltere tabii çok ilginç bu süreç. Başta bir sürü bağışıklığı gibi bir şey açıkladılar. Efendime söyleyeyim. Fakat daha sonra kısa sürede bundan çark etmek zorunda kaldılar ve şu anda en ağır geçiren ülkelerden biri. Yani bu yalpalamanın da ciddi bir maliyeti oldu. Ama benim dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Yani bu sürü bağışıklığı ilk açıklandığı zaman, hükümet bunu açıkladığı zaman ilginç şekilde İngiliz medyasının önemli bir kesimi bu meseleyi, yani bu devletin bu politikasını, hükümetin politikasını acayip bir meşrulaştıracak bir şekilde hiç sorgulamadan haberleştirdiler. Yani hatırlıyorum BBC'nin bir haberi vardı. Yani bu politikayı hiçbir bilim adamı sorgulamıyor. Doğru olanın bu olduğunu söylüyorlar diye. Sonra ciddi bir tepki gelince bilim adamlarından bu sefer şöyle dediler. Haberi değiştirdiler. Ana akım hiçbir bilim adamı bu bir sürü başlıkla karşı çıkmıyor diye değiştirdiler. Ama süreç daha sonra bambaşka bir yere gitti. Şu anda siz İngiltere'deki durumu nasıl görüyorsunuz? Özellikle bu Brexit süreciyle ilgili de yapılan tartışmalar da var. Ayrıldığımız iyi oldu, iyi olmadı gibi. Genel olarak İngiltere'deki süreci nasıl görüyorsunuz? Ve Türkiye'deki tartışmalardan hareketle tabii. Hı-hı. Türkiye'de İngiltere tartışılıyorken bunların ne kadarı gerçeklere tekabül ediyor? Ne kadarı wishful thinking? Buyurun hocam, söz sizde. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten İngiltere ve koronavirüs diye iki kelimeyi yan yana koyduğumuzda herkesin kafasına ilk gelen konu sürü bağışıklığı. Bu sürü bağışıklığı konusunu ilk başta tabii ki başbakanın yanında bütün basın toplantıları yapılıyor her gün. Ya başbakan ya da bakanlardan birisi katılıyor ve onların yanında da bir bilim kurulundan katılan birisi var. Bilim kurulu başkanı ve o bilim kurulu başkanı da açıklama yapmıştı. Yaptığı açıklamada sürü bağışıklığının ne kadar önemli olduğunu, istesek de istemesek de bu virüs bir şekilde yayılacak ve toplumun da belli bir kesimi %60 ya da 70'inin bu virüsü kendi vücutlarından geçirdikten sonra zayıflatarak karşı tarafa vermesi gerekiyor. Ve bundan dolayı bu politikanın uygun olduğunu düşünüyoruz demişlerdi. Evet, ki bundan dolayı zaten ilk vaka İngiltere'de çıktıktan 51 ya da 54 gün yanlış hatırlamıyorsam 54 gün sonra okullar kapanmıştı. Ki Avrupa'da en son okulları kapatan ülke İngiltere'ydi. Uzun süre direnildi. Hiçbir şekilde insanlara herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Ve başbakan, siz de biliyorsunuz, ben hastaneye gittim, koronavirüsü hastalarıyla da el sıkıştım. Hiçbir sıkıntı yok, sadece elinizi eve girince yıkamayı unutmayın gibi tavsiyelerde bulunuyorlardı. Gerçekten bir şekilde virüsü adeta kollarını açarak İngiltere hoş geldin demiş oldu. Ve İtalya'yı geçeceğini o günlerde tabii ki
gözlemleyenler çoktan görmüşlerdi. Şu an mesela hükümetin verdiği rakamlar var. 32 bin deniliyor. Fakat aynı zamanda Ulusal İstatistik Kurumu'nun da resmi rakamlar onlarda. Fakat hükümetin açıkladığı rakamlar değil. O rakamlara göre de dün 40 bini geçmişti ölü sayısı. Fakat Financial Times gibi farklı yerlerden veri alıp rakamları toplayanlar var. Onlara göre de 60 bini yaklaşmış durumda. Yani hükümetin verdiği rakamların iki katından bahsediyoruz. Fakat hükümet sadece insanlara kısıtlamalar getirmekte geç kalmadı. Aynı zamanda yaptığı açıklamalarda, politikalarında, İngiltere'de siz de yaşadınız, bilirsiniz. Yani bu ülkede ne zamanki bir seçim olacak, bir numaralı gündem noktası, gündem konusu devamlı, son Brexit'i saymazsak, sağlık konusu. NHS, Ulusal Sağlık Kurumu'nun durumu. Ki yıllardır bu hiçbir şekilde hiçbir partinin, hiçbir hükümetin çözemediği bir konuydu. Ve son dönemde de bu pandemiyle beraber 200'den fazla sağlık çalışanı öldü. Yani bunlar da resmi rakamlarda geçen rakamlar. Belki çok daha fazla, onu da bilmiyoruz. 200'den fazla sağlık çalışanından bahsediyoruz. Çok büyük bir rakam gerçekten bunlar. Ve bu sağlık çalışanlarının giymesi gereken tulumlar ve diğer kıyafetler, ve bunlar tükenmişti. Aynı zamanda sağlık çalışanlarına ve ailelerine uzun süre testler yapılamadı. 4 hafta geriye gittiğimizde sağlık çalışanlarına yapılan test sayısı 5000'di. Koca ülkede 5000'den bahsediyoruz. Gerçekten çok kötü bir rakam. Ve sonra Sağlık Bakanı çıkmıştı, Matt Hancock. Artık test konusunda ileri gideceğiz demişler. Çünkü çok büyük eleştiriler vardı. Test sayıları 8-9 bin civarında gidiyor günlük rakam. Fakat Almanya'ya baktığınızda bu rakam, tabii ki kıyas etmek için nüfus benzerliği var. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden birisi, 80 bin civarındaydı. Yani kat be kat, adeta 8-10 katıydı. Ve İngiltere Sağlık Bakanı da bu rakamın 100 bine çıkarılacağını söyledi. Gün olarak da 1 Mayıs'ı göstermişti. Hatırlıyorum, 28 ya da 29 Nisan'da test sayısı 20 binde kalmıştı. Fakat hükümet açıklama yaptı. Aslında kapasitemiz 50 bin, 60 bin civarında, fakat yapılan test sayısı 20 bin diye komik bir açıklama gelmişti. Fakat bu açıklamalardan sonra 2 gün içerisinde, yani günde 8-10 bin test yapan ülke birden 100 bine çıkabildi. O gün 100 bini görmüştü 1 Mayıs'ta. Fakat sonrasında tekrardan o rakam bulunamadı. Evet, yani koruyucu kıyafetler, test konusu, sonra hükümetten gelen bu sürü bağışıklığı konusunda da tekrardan, tabii ki sizin dediğiniz gibi, geri adım atmak durumunda kaldılar ve bu bizim resmi politikamız değildi dediler. Fakat şu an ne zamanki ölü rakamları, ölen insanların sayısı düşmeye başladı, tekrardan dillendirilmeye başlanıyor medyada. İşte görüyorsunuz, sürü bağışıklığı tekrardan gündeme geliyor. İşte bundan dolayı enfekte olan insanların sayısı da düşüyor. Ölenlerin sayısı düşüyor gibi şeyler söyleniyor. Fakat hükümetin verdiği rakamların neredeyse gerçeğin yarısı olduğunu söylemiştim. Dün açıklanan ve bugün açıklanan ölüm rakamlarını topladığınızda 1100'e yakın insandan bahsediyoruz. Gerçekten çok acı bir şey bu. Yani bir ülkede iki günde 1100 kişi ölüyor ve diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda artık onlar tepe noktayı görmüş ve aşağı düşüşü çoktandır yaşıyorlar. Fakat İngiltere bu aşağı düşüş noktasına gerçekten geldi mi, gelmedi mi bilemiyoruz. Çünkü neredeyse ülkedeki ölümlerin üçte biri kadarı huzur evlerinde gerçekleşiyor. Hastane dışında gerçekleşen ölümler çok fazla. Bundan dolayı yani İngiltere, dediğim gibi, tulumlar, işte kıyafetler, test konusu, politikalar derken bu nereye kadar gidecek tabii ki bilinmiyor. Bu arada ana muhalefet partisi lideri tabii ki tekrardan seçilmedi. Yerine Keir Starmer geldi ve onun da şu an hükümete karşı getirdiği eleştiriler yapıcı eleştiriler olarak gözüküyor. Ne zaman dişini gösterecek ya da göstermeyecek mi? Bir liderlik çıkacak mı muhalefet partisinden? Bilinmiyor. Siyaseten de son olarak şunu ekleyip bitirebilirim. Hükümette herkese eleştiriler var ve muhtemelen bir kurban seçilecek. Bu kurbanlardan en öne çıkanı da tabii ki Sağlık Bakanı.
Başbakanın hasta olması, koronavirüsüne kapılıp belli bir süre geride kalması tabii ki sağ medya tarafından biraz ona sempati kazandırdı diyebilirim ülkede. Fakat artık o raddeyi de geçtik. İleriye gitmesi gerekiyor hükümetin ve bu politikalarla bunun çok fazla uzun süreceğini düşünmüyorum. Hükümette pozitif manada bütün ülkenin neredeyse desteklediği öne çıkan bir isim var. O da Finans Bakanı Rishi Sunak. Evet, Rishi Sunak da gerçekten yaptığı politikalarla, yaptığı açıklamalarla öne çıkmış bir isim ve hükümeti en fazla eleştiren kişiler bile onu tutuyor diyebilirim. Fakat liderlik vasfı var mı? Çok genç bir politikacı ve Muhafazakar Parti'nin başına geçer mi? Bir şey söylemek için şu an çok erken. Evet, belki ben en sonunda soru cevap yapacağız ama bir şey, bir mesele var. Tabii Türkiye, İngiltere bu korona sürecinde en fazla konuşulan konulardan biri de Türkiye elinden geldiğince müttefiklerine ve dünyaya yardım etmeye çalıştı. Kendisinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra İngiltere'den de bir talep geldi ve ciddi bir yardım gönderildi. Daha sonra da bir özel firma kendileri bir tedarik yoluna gitmişler ve burada da tabii bazı sorunlar yaşandı. Bütün bu süreç nasıl yaşandı? Yani Türkiye'de sonra burada en son İngiliz Büyükelçisi açıklama yapmak zorunda kaldı. Evet, aslında yani belki en son söylemem gereken şeyi ilk başta söyleyeyim. Yani İngiliz medyasında ya da İngiliz kamuoyunda Türkiye bize kötü malzeme yolladı gibi bir imaj olmadı İngiltere'de. Çin için çok fazla oldu. Hatırlarsanız işte Fransa'da, İngiltere'de, farklı ülkelerde yani poşet bile denilemeyecek şekilde kıyafetler gönderildi o ülkelere Çin tarafından. Ve Çin de gerçekten ciddi manada bu konuda eleştirildi. Fakat İngiltere konusunda Türkiye, İngiltere bu pandemi başladıktan sonra iki defa yardım etti. Yani dünyanın 5. büyük ekonomisinden bahsediyoruz ve ciddi manada kıyafet sıkıntıları vardı. Özellikle bu koruyucu kıyafetler ve bundan dolayı Türkiye iki defa yardım etti. Bu İngiliz medyasında yer almıştı. Sonrasında da sizin bahsettiğiniz gibi özel bir firmayla irtibata geçiyorlar. Zira ben o hafta sonunu hatırlıyorum. Yine haberler yapıyorduk bu konuda. Ve bakanlardan birisi hükümetten açıklama yapmıştı. 48 saat içerisinde koruyucu kıyafet stoku tamamen bitecek denmişti. Ve bundan dolayı Türkiye'den 84 ton ağırlığında ve içlerinde 400 bin civarında, 400 binden fazla tulumun da olduğu kargo bize gelecek denmişti. O ertesi gün tabii uçak yollandı. Bütün herkes bekliyor çünkü artık son 24 saate girildi. Gönderilen uçak da İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait bu uçaktı. Tabii kargo uçağı gelmedi. Ertesi gün oldu, sonradan geldi fakat eksik malzemeyle geldi. Fakat o günler zaten bizim de görüşümüz yetkililer açıklamalar yapıyordu. Konu şu, çok özet geçeceğim. Özel bir şirketle Türkiye'den anlaşılıyor fakat bu şirket e-mail yoluyla İngiliz hükümetine teklifte bulunuyor. Onlar kabul ediyor. Bunun üzerine uçak gönderiliyor. Çok büyük bir şey. Hiç bakılmadan tabii. Fakat gittikten sonra da bu şirketin istenilen rakamı tedarik edemeyeceği anlaşılınca sonrasında da tabii Türk yetkililer iletişime geçiyor İngiliz diplomatlarla ve onlara yardımda bulunuyor. Türkiye üçüncü bir kez İngiltere'ye orada yardımda bulundu. Sonradan bu şirketin de verdiği kıyafetlerin bazılarının testlerden geçmediğine dair İngiliz medyasında iddialar çıkınca bu iddialar tabii ki Türkiye'deki İngiliz Büyükelçi tarafından yalanlandı. Aynı zamanda bu kıyafetlerin aslında Avrupa Birliği standartlarında olduğu fakat İngiliz standartlarında olmadığı söylendi. Bunun için de çok büyük tepkiler geldi. Çünkü burada doktorlar ve hemşirelere eğer koruyucu kıyafet bulamıyorsanız çöp poşeti geçirin diye tavsiyelerde bulunulmuştu. Yani hangi standartlardan bahsediyoruz? AB standartları yetmiyor mu diye eleştiriler de gelmişti. Evet. Teşekkürler Mehmet Hocam. Siz İngiltere'de şu an iftara yeni doğru gidiyorsunuz. Biraz ayrılacaksınız herhalde iftar için.
Biz diğer konuşmacılarla devam edelim ama soru-cevap kısmında herhalde siz bize tekrar katılacaksınız. Teşekkür ediyorum. Evet, sizi de dinliyor olacağım. Teşekkürler. Evet, hayırlı iftarlar diliyorum. Şimdi ben Michelangelo Bey'e geçmek istiyorum. Şimdi İtalya özellikle bu süreçte çok zor bir dönemden geçti. Türkiye'nin de geleneksel olarak ilişkilerinin iyi olduğu bir ülke. Özellikle diğer Kuzey Avrupa ülkeleriyle karşılaştıracak olursak. Ama gerçekten zor bir süreçten geçti İtalya. Ama Allah'a şükür ki şu dönemde artık yavaş yavaş tekrardan toparlanmaya başladı. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla uzaktan bu süreç içerisinde tabii İtalya'da da ciddi tartışmalar oldu. Demin de bahsettim. Yani Avrupa Birliği'nin imajı da ciddi yara aldı. Bizim gördüğümüz bu. Buradan böyle bunu böyle okuyoruz. Siz bunu böyle görüyor musunuz? Böyle okuyor musunuz? İtalya'da gerçekten bunun bir karşılığı var mı? Başlangıçta İtalya'ya gerekli yardımların yapılmadığına yönelik bir algı var mı kamuoyunda? Bu daha sonrasında bir siyasi bir şeye dönüşür mü, tepkiye dönüşür mü? Mesela aşırı sağa yönelik bir, aşırı sağın bunu kötüye kullanması gibi bir şey söz konusu olabilir mi İtalya'da? İkinci olarak Rusya'nın burada ilginç bir politika takip ettiğini gördük ve ilginç bir şekilde ilk defa Soğuk Savaş'ta yani görmediğimiz bir şekilde Rus ordusunun askerleri, çok sembolik bir resimdi o. İtalya'da Rus ordu birliklerini gördük, yardım amacıyla tabii ki. Fakat bu da ilginç bir şeydi. Yani daha sonra bununla da ilgili haberler çıktı. Getirdikleri yardımların hiçbir işe yaramadığı ile ilgili, işte efendime söyleyeyim, bir şovdan ibaret olduğu ile ilgili şeyler de okuduk. Hangisinin ne kadar doğru olduğunu da kestirmek çok mümkün değil. Ama sanki bir kırılma yaşandı gibi. Siz buna katılıyor musunuz? Yani psikolojik bir şey kırılma yaşandı. Yani bütün bu Avrupa'dan gelmeyen yardım, sonra Rusya'dan bunun kabul edilmesi ne oldu gerçekten? Yani şimdi doğru. Aslında böyle bir polemik, sizin bahsettiğiniz polemik yaşandı İtalya'da. Zaten uzun bir zamandır Avrupa Birliği'ye karşı bir ciddi bir tepki var. Şimdi bu pandemi krizinden önce de böyle problemler vardı. 2008 krizinden beri Avrupa Birliği'yle pek bir anlaşılamıyor. Yani çok farklı politikalar var. Kuzey Avrupa ülkeleriyle Güney Avrupa ülkeleri arasında ciddi problemler kesinlikle var. Ama sizin bahsettiğiniz kırılma bence yaşanmadı. Yani çünkü yani Brexit yaşandıktan sonra da İtalya'da ciddi bir Avrupa Birliği'siz bir geleceğini düşünmüyorum. Yani tabii şey de var. Lega Nord gibi hareketler önemli hareketler ama yani ivme kazanmıyorlar ve yani gerçek bir Avrupa Birliği'ne çıkışını düşündükleri ve vaat ettiklerini düşünmüyorum ve yani çok ciddi bir kırılma yaşanmayacak. Muhtemelen Avrupa Birliği'ne daha fazla entegrasyona doğru gidilmeyecek ama bir kırılma yaşanmaz bence. Ama sizin bahsettiğiniz yardım konusu çok ilginç oldu şüphesiz. Çünkü Avrupa Birliği'nden en azından ilk haftalarda Avrupa Birliği'nden pek fazla yardım gelmedi. Daha hatta mesela bu Londra'dan bahsediliyordu. Bu tulum ya da koruyucu malzemeler konusunda çok ciddi problemler yaşandı ve Almanya gibi ülkeler aslında İtalya'ya doğru böyle malzemeler göndermek istemediler. Tabii kendi stoklarının yetersiz, muhtemelen yetersiz olduğundan dolayı ama Avrupa Birliği'nin dışında tedarik etmek zorunda kaldı İtalya. Ama mesela Arnavutluk ya da Küba gibi ülkelerde çok büyük bir ve çok sıcak bir yardım göründü. Küba ve Arnavutluk 20-25 doktorluk bir ekip göndermişler. Ve Lombardiya'da yani tam pandemi merkezi olan bölgeye göndermişler. Rusya'da benzer bir yardımda bulundu. Normal doktorlar göndermemişler. Onlar bir askeri birliği göndermişler. Yani
Arnavutluğun ya da Kuba'nın yardımı samimi görünmüşse de Rusya yardımı çok fazla samimi görünmedi. Bu askeri birliklerine çok uzun bir mesafe yürüyerek, kendini göstererek Lombardiya yaklaşmışlardı ama etkisi çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Şimdi isterseniz ben bir şeyde bir kısa bir tablo çizdikten sonra biraz böyle bir bu mitler ve gerçekler kısmına geçeyim. İnşallah çok uzatmadım ama sizin bahsettiğiniz gibi şimdi bu İtalya'da alınan önlemler sonuç verdi. Ve salgın zirve noktasına 20-26 Nisan haftasında görerek hem vaka sayısında hem de hayatını kaybeden insan sayısında ciddi bir düşüş yaşamaya başladı. Ancak rakamlar hala ürkütücü. Yani son 24 saatte 888 yeni vaka, 195 ölüm ve 893 kişi yoğun bakımda hayat mücadelesini veriyor. 30 Ocak'ta aslında İtalya'da kriz başladı. O zaman da Roma'da iki Çin turiste ilk koronavirüs vakası görülmüştü. Ancak 21 Şubat'ta Milano'ya yakın Lodi kentinde ilk yerel vaka görüldükten sonra patlak vermişti. Sonraki günde kente vakalar birden 60'a yükselmişti ve ilk ölümler kaydedilmişti. Ancak sadece 4 Mart'ta yurt genelinde ilk orta ve yüksek öğretim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. 8 Mart'ta ise virüsün yayılmasının önlenemediği görülünce İtalya ülkenin kuzeybatısına vakalar en yoğun görüldüğü Lombardiya bölgesinin karantinaya alındı. Daha sonra yani 2 gün sonra bütün İtalya'ya karantinaya alındı. 26 Nisan'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte 4 Mayıs'ta ikinci aşamanın başlayacağını ve İtalya genelinde karantina kurallarının yumuşatılacağını açıkladı. Son 10 gündür her bölge kendine göre tedbirlerle iş yerlerine dönmeye başladı ve yeniden hayata canlanıyor. Fakat Conte pandeminin önceki hayat akışına dönemeyeceğini belirterek aynı zamanda ikinci aşama bir convivenza con il virus, yani virüsle birlikte yaşama döneminin olacağını defalarca vurguladı. Bu pandeminin ilk aşamasında Çin dışında en fazla etkilenen ülke olan İtalya hakkında birçok efsane yaratıldı ve İtalyanlar hakkında var olan ön yargılar yeniden ortaya çıkarıldı. Bunlardan büyük çoğunluğu pandemi diğer gelişmiş ülkeler arasında yaygınlaştıkça eriyip gitti. Yani örneğin İtalyanların pandemi karşısında gevşek davrandıkları. Yani bilakis krizin ilk günlerinde İtalyan Başbakanı Conte özgüvenle İtalya'nın uyguladığı önlemler Avrupa'nın en katısıdır demişti ve aslında böyleydi. Ama yine de birkaç yabancı yorumcu İtalya'nın vermiş olduğu lockdown yani karantina kararı abartılı görmüş ve evde kalma kararını İtalyan tembelliğine atfedilmiş. Fakat bir süre sonra aynı önlemler kendi ülkelerinde alındı. Aslında İtalya'nın uyguladığı sınırlamalar ülke genelinde salgının belli bölgelerde sınırlı kalmasını sağlayabildi. Ve bu konuda başarılı da oldu. Virüs haritasına bakılacak olursa virüs Kuzey İtalya bölgelerinde çok etkin oldu. Ve sadece 4 ilde 10 binden fazla vaka görüldü. Benim doğduğum ve Güney İtalya'da bulunan Kampanya bölgesi en kalabalık 3. bölge ve nüfus yoğunluğu açısından 1. bölge olmasına rağmen burada kaydedilen vaka sayısı toplam sayının sadece %2'sini oluşturdu. Yine bu aşamada COVID-19'un İtalya üzerine etkilerini açıklamak için ülkenin yaşlı nüfusuna tekrar ve tekrar vurgu yapıldı. Maalesef
COVID-19 virüsü bağışıklık sistemi daha zayıf olan yaşlıları doğal olarak daha çok etkiliyor. 2015 yılında İtalya'nın 65 yaşı ve üzeri nüfus oranı %22 iken 14 yaş altı nüfusu ise sadece %14. Bu bir gerçek ve şüphesiz salgının şiddetini artıran etkenlerden biriydi. Ancak eğer İtalyan yaş nüfusu oranında dünya ikinci ise dünya birincisi olan Japonya veya üçüncüsü olan Almanya bu kadar yüksek bir ölüm oranı görmemişler. Yani yaş nüfusu alakalı başka bir sorun var ama ona birazdan değineceğim. Bundan önce bir mit daha var. İtalya aslında Çin'e yakınlığı bedelini ödüyor. Yani mesela hatırlarsınız belki Mart 2019'da İtalya Çin hükümeti ile bir memorandum imzalayarak Avrupa'daki büyük ülkeler arasında Çin Belt and Road Initiative projesine katılan ilk ülke olmuştu. Karar her ne kadar politik olmayıp ekonomik olsa da başkentlerde ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı. Ancak bu anlaşma henüz Çin'le daha sıkı bir sosyal entegrasyonuna yol açmamıştı. Küreselleşme çağında Çin'le entegrasyon konusunda İtalya yer gelişmiş ekonomilerden ayrışmıyor. Aynı zamanda eğer İtalya'daki en büyük Çin topluluğu en çok vaka gören Milano'da bulunuyorsa da İngiltere ve Fransa daha büyük Çinli topluluklara sahiptir. Ayrıca salgın İtalya'da yaşayan Çinlilerden geçtiğine dair herhangi bir bulgu rastlanmamıştır. Buna ilaveten İspanya ile beraber Avrupa'da en çok Çinli turist alan ülke olsa da yıllık bazda Amerika, Avustralya, Japonya gibi ülkeler İtalya'ya kıyasla daha fazla Çinli turist çekmektedir. Peki İtalyanların tembelliği, yaşlı nüfusu veya Belt and Road Initiative'e katılım mit ise o zaman gerçekler nedir? Hı hı. Bu kadar gelişmiş bir ülke niye salgından bu kadar etkilenmiştir? Gerçek biraz acı. Ve bu krizi bana biraz Morandi Köprüsü hikayesini hatırlatıyor. Belki siz de hatırlarsınız. 19 Ağustos 2018'de Genova kentinde devasa bir otoban köprüsü çökerek 23 kişinin ölümüne neden olmuş. Mühendis Riccardo Morandi tarafından çizilen köprü 1963-1967 yıllar arasında inşa edilmişti. Çizim çok iddialıydı. Modernite ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı gelişen ekonomiyi temsil eden beton armı ilk defa bu şekilde kullanılıyor. Aynı zamanda İtalya ile Fransa bağlayan ana arter olmayı hedefliyor. Ancak köprünün harika mimarisi fazla iddialıydı. Birkaç sene içerisinde altyapı sorunlarına müdahale edebilse de derin bir ekonomik krizin yaşandığı 1990'larda köprü yeniden inşa edilmesi gerekirdi. Fakat o zaman köprünün yeni inşa maliyeti ve bürokratik engeller böyle köprü çözümleri engellemişti. Sonunda köprü çöktü. Ve bu arada bu kriz döneminde başka önemli bir karayolu köprüsü çöktü. Ama haberlere pek yansımadı. Çünkü Allah'tan karantina günleri olduğu için o köprüde kimse geçmiyordu o zaman. Şimdi İtalyan sağlık sistemi Morandi Köprüsü'ne benziyor biraz. Yani savaş sonrası inşa edilen sistem iddialı bir refah devletinin örneğini teşkil ediyordu. 1948 anayasasına öngörülen yarım federal sistem gerçekleştirmek amacıyla 1974'te sağlık sisteminin yönetimine 20 bölgeye bölünmüştü. Böylece merkezi yönetim genel yasal çerçevesini çizerek ve sosyal sigorta sistemi ile kaynak aktaracaktı. Sağlık yönetimi ise bölgelerde olacaktı. 2000'lerde İtalyan sağlık sistemi kaynak kullanımı ve yetkinlik açısından dünyanın en önde gelenlerinden olduğunu biliniyordu. Ama merkez hükümeti ve sivil savunma genel koordinasyon sağladı. Ama her bölgede farklı uygulama görüldü. Seçilmiş valiler farklı uygulamalarla salgına müdahale ettiler.
Ve mesela karantina sorumlu olanlar belediye başkanları tarafından uygulanıyor. Fakat burada çok ciddi gecikmeler yaşandı ve farklı farklı uygulamalar yaşandı. Yani sadece birkaç örnek vermek gerekirse, Lombardiya'daki yetkililer ekonomiyi korumak için karantinaya direndiler. Ama Sicilya valisi ise giriş çıkışları yasaklayarak adayı tamamen kapattı. Var olan ulusal plana mesela uyulmadı. Bir yetki kargaşası yaşandı ve ancak 3 hafta gecikmeyle gerekli tedbirler alındı. Bununla beraber salgın durumunda sağlık protokolleriyle beraber ciddi bir lojistik gereklidir. Ama bu lojistik sağlanamadı aynı zamanda. Şimdi bu çerçevede huzur evlerinde skandal da yaşandı ve bunu çok ciddi ve acı skandallar. Tabii İtalyanlar yaşlılarını ölüme terk ediyorlar dendi. Bu doğru değil. Yaşlılara yönelik sistematik bir terk ediş olmasa da yanlış kararlar alındığına şüphe yok. İlk olarak basit tedbirler alındı. Örneğin sadece semptom gösteren ziyaretçilere huzur evlerine alınmadı. Ayrıca en azından Lombardiya'da bir kurumda testi pozitif çıkan bir hasta kaldığı huzur evine geri gönderilmiş. Bununla beraber diğer kurumlar dışarıdan gelen ziyaretçilere ve doktorlara kapatılmadı. Bu da başka bir hata. Bu yetmiyormuş gibi 8 Mart'ta Lombardiya'da ağır olmayan COVID-19 hastalarını huzur evlerine transfer etme kararı alındı. Ancak bu kurumlarda bazı tedaviler uygulanabilse de enfeksiyon hastalıkları ile mücadele hazırlıklı değiller. Böylece virüsü bu kadar hassas kuruma bulaştı. Sonuç olarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki İtalya hazırlıksız yakalandı, dinamizm göstermedi ve hızlı adapte olamadı. Biraz Morandi Köprüsü olayı tekrarlandı. Burada daha önce yaşanan SARS ve MERS tecrübeleri ülkeye tamamen yanılttı. COVID-19'un bulaşıcılığı çok farklı gözlemlendi. Salgınların yerel kalacağı ve virüsün mutasyona uğrayacağına tahminleri gerçekleşmedi. Farklı kurumlar arasında yetki kargaşası yaşandı ve neticede doğru kararlar verilmedi. Ancak son olarak İtalya lehine bir iki şey söylenebilir. Bu yanlış kararlar birkaç ülkede alındı. Yani biraz önce İngiltere örneği gördük. Pandeminin patlak verdiği ilk günlerde eski başbakan Matteo Renzi, İtalya Avrupa'nın deneme tahtası olmuş demişti. Ve bunun İtalya'ya özel bir durum olmasa da sadece ilk vakaya teşkil ettiği için uyarmıştı. Ciddi alınmadı ama haklıydı. Ve İtalyan yanlışlardan ders alan diğer ülkeler daha fazla ve daha bilinçli hazırlıklar yapabildiler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Birkaç soru var zihnimde ama en sonunda onları ben de size sormak istiyorum. Siz de biraz dinlenmiş olursunuz. Ben şimdi üçüncü konuşmacımıza geçmek istiyorum. Zeliha Eli Açık. SETA'da Avrupa Araştırmalarında araştırmacı. Tabii bu süreçte Avrupa'da en az etkilenen ülkelerden biri Almanya oldu. Rakamlar fazla olsa da enfeksiyon geçirenler. Almanya, Michelangelo Bey'in bahsettiği şekilde yani o köprü örneği güzel bir örnek oldu. Uzun dönem kamu yatırımları konusunda gösterilen eksikliğin bir sonucu olarak sağlık sisteminde çöküş yaşandı diyor, doğru anladıysam. Almanya'da tabii bunun tam tersi. Almanya'da uzunca dönemde ekonomik olarak fazla veren ihracatı, ithalatından kat kat fazla olan bir ülke ve bu zenginliği de ülke içerisinde yatırımlara döndüren bir ülke sağlık sistemi açısından. Bunu da gördük. Kapasitesi hiçbir zaman dolmadı hastanelerin. Sağlık altyapısı, laboratuvarları daha güçlü bir ülke. Fakat tabii Almanya ile ilgili de ciddi tartışmalar Türkiye'de de yaşandı. Özellikle de tabii Türkiye'de iç siyasetle de doğrudan orantı olarak Almanya'da herkese istenilenlere işte para gönderildiği, banka hesaplarına sorgusuz sualsiz gibi söylemlerden tutun da
farklı farklı söylemler dile getirildi. Birinci mesele Türkiye'deki bu Almanya algısı. İkinci mesele tabii Avrupa Birliği içerisinde Almanya'nın durumu. Onu Michelangelo Bey'e de soracağım. Bu Kuzey-Güney gerilimi meselesi var. Bu Eurobond tahvili meselesi var. Özellikle de ciddi bir ekonomik maliyet getirecek. Bütün küresel bazda bu Türkiye'ye de ve diğer ülkelere de. Ve tabii Güney Avrupa ülkeleri daha bu konuda dezavantajlı durumdalar. Çünkü 2009 krizden en fazla etkilenen ülkeler bunlardı ve ciddi bir borç yükü içerisindeler. Bu ülkelerde Euro tahviller üzerinden bir destek olunmasını talep ediyorlar kendilerine. Fakat özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri buna şiddetle karşı çıkıyorlar. Hatta hatırladığım kadarıyla Alman Ticaret Bakanı bu Eurobond tahvil meselesi kendi kredi kartınızı nasıl harcayacağını bilmeden başka birine vermeye benzer. Bunu düşünemeyiz demişti. Hollanda şiddetle karşı çıkıyor. Ve en sonunda Almanya Anayasa Mahkemesi buna karşı bir karar aldı. Orada da ilginç bir mesele var. Üçüncü boyutu da Almanya'da ciddi maske ve diğer koruyucu ekipman sıkıntısı çekti. Hatta bazı eyaletlerin Türkiye'den yardım talep ettiği, Türkiye'nin de bunu karşıladığı bazı iş adamları aracılığıyla, efendim Hüseyin, özel kontaklar aracılığıyla da olanlar var. Fakat bu yardımların gizli tutulduğu. Burada da ilginç bir durum söz konusu. Yani Türkiye ile ilgili oluşturulan bu şeytanlaştırıcı dil ve söylem neticesinde artık irrasyonel bir noktaya savrulmuş durumda. Hani Almanya'daki bu Türkiye siyaseti. Üç boyutlu olarak değerlendirmeni rica edeceğim. Sözü sana bırakıyorum. Buyur Zeynep. Evet. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Panelimizin başlığı mitler ve gerçekler. Bu COVID salgını süresince gerçekten gerçekler, mitler, anlatılar birbirine karışmış durumda. Tabii burada bazı ülkelerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu şeylerde, bu tabloda özellikle salgın süresince ülke kıyasları çok sıklıkla yapıldı farklı sebeplerle. Ancak Almanya'nın ön plana çıktığı ülkelerde, örneğin Amerika'da ve Türkiye'yi de bunun içine sayabiliriz, Almanya'nın giderek bir iç siyaset propaganda aracı olduğunu görüyoruz. Tabii Almanya açısından iyi, çünkü Almanya için yumuşak güç kazanımı demek bu. O kendi imaj açısından iyi. Diğer yandan tabii Almanya ile ilgili yapılan haberleri ben iki taraftan da çok yakından takip ediyorum. Dolayısıyla burada çok ciddi mitler derken şunu görüyorum ben, bazı veriler söylenmiyor, bazıları söyleniyor ama abartılı şekilde yansıtılıyor, bazıları da manipüle edilerek yansıtılıyor ve bu mitler de bu şekilde oluşmuş oluyor. Tabii Almanya'yı bunu bir mit konusu, bir propaganda konusu haline getiren şey Almanya'nın salgın süresince gösterdiği başarılı yönetim diyebiliriz gerçekten. Çünkü evet, ölüm oranları diğer Avrupa ülkeleriyle kıyas edildiğinde düşük durumda. Tabii başlangıca bakarsak oldukça yüksek. Çünkü ben hatırlıyorum ilk başladığında bir analiz yazdığım için çok da yakından takip ediyordum o dönemde. Biliyorsunuz Şubat sonunda başladı. 50 kişiydi o dönemde ölü vefat sayısı. Şu an elimdeki rakamları size aktarayım. 7634 toplamda vefat var Almanya'da COVID nedeniyle. 170.306 vaka var. Ancak bir günde yeni vaka sayısı 800'ün altına düşmüş durumda. 798 yeni vaka var. Tabii dediğim gibi diğer ülkelere bakılınca başarılı bir tablo. Ancak şunu görüyoruz. Bu veriler anlatılırken özellikle Türkiye'de dikkatimi çeken şey şu oldu. Süreçleri ben tabii ikili, üçlü farklı yerlerden takip ettiğim için şu çok dikkatimi çekiyordu. Almanya'da yetkililer, Alman hükümet yetkilileri yahut ilgili merciler, örneğin Robert Koch Institut, oranın bilim kurulu diyebileceğimiz mecra, sürekli temkin çağrısı, Almanya'da daha yolun başındayız çağrısı, durumun çok ciddi olduğu çağrıları yapılırken Türkiye'de çoktan Almanya'nın zaferi ilan edilmişti. Dolayısıyla bu propaganda ve mitler bazen ülkelerin de dışında, dediğim gibi iç muhalefet unsurlarınca da oluşturulabiliyor ya da bu ülkelerin o ülkedeki uzantıları sonucu da olabiliyor. Yani Türkçe basında her halükarda bu mitlerin, Almanya'ya dair abartılı söylemlerin çok daha fazla yer aldığını söylemem mümkün. Tabii ben hemen mitlere geçeyim. Neydi bu mitler? Tabii elinizde veri yoksa
olayları tanımıyorsanız ki biz Avrupa'yı bence hiç tanımıyoruz. Yani Avrupa konusunda uzmanlarımız da çok az. Ki oradaki uzmanlar da ülke uzmanından ziyade daha çok AB'ye yoğunlaşmış uzmanlar. Dolayısıyla burada ciddi bir analiz sıkıntımız var ve tabii ortada bilgi olmayınca devreye ya ön yargılar giriyor ya da ezberler giriyor. Bu durumda ezberler devreye girdi ve denildi ki Almanya bu konuda çok ciddi bir başarı gösteriyor. Çünkü Almanlar buna çok iyi hazırlandılar. Yani çok planlı davrandığı Almanya'nın adeta bir savaşa hazırlanır gibi. Bunu bazı akademisyenlerden duyduğum için şaşırarak bunu aktarıyorum. Bir savaşa hazırlanır gibi adım adım hazırlandığı, çok planlı hareket ettiği, bu nedenle başarılı olduğu yönünde söylentiler vardı. Diğer yandan yine Almanların çok sağduyulu oldukları, çok disiplinli insanlar oldukları ve çok çalışkan, bu nedenle de bunu başardıkları yönünde bu açıklamaların hiçbirisine Almanya'da ya da çok az yerde rastlamışımdır. Ama Türkiye'de geçer söylem buydu. Oysa gerçeklere baktığımız zaman, salgının serüvenine baktığımız zaman Almanya'daki sürece şunu görüyoruz. Hiçbir ülke hazırlıklı değildi. Almanya da hazırlıklı değildi. Hazırlıksız yakalandı aslında Almanya. 2012'de evet bir epidemi raporu sunulmuştu meclise. Bir salgın raporu Robert Koch Enstitüsü tarafından. Ancak oradaki öneriler zaten böyle çok kısa vadede hemen akut olarak devreye sokulabilecek önlemler değildi. Zaten bir iki belki göze yani yapılabilecek şeylerin de yapılmadığı görüldü, ihmal edildi. Personel açığı gibi sağlık alanında, ona birazdan geleceğim. Dolayısıyla bir hazırlık falan yoktu. Ama Almanya'yı başarılı kılan bu süreçte tabii ki bazı faktörler vardı. Bazı sistemsel faktörler. Bunlar da az evvel sizin bahsettiğiniz gibi bunlardan birisi. Sağlık sisteminin hastane açısından, sayısı açısından ve yoğun bakım sayısı açısından gerçekten sağlam olması ve gelişmiş bir sağlık sisteminin olması. Ki bu noktada da rakamlar konusunda ben bir birlik olmadığını söylemek zorundayım. Özellikle yoğun bakım yataklarının sayısı konusunda birbiriyle çelişen rakamlar şu an önümde duruyor. Ama buna rağmen işte hastaların yığıldığı, akut şeyin, acil durumların yaşandığı bir tablo ortaya çıkmadı. Neden? Çünkü Almanya sağlık alanına yatırım yapmış bir ülke. Zaten genel olarak yatırım yapılan bir ülke ve zengin bir ülke. Ekonomisi güçlü bir ülke. Ama tabii burada her şeyde güllük gülistanlık değildi. Dediğim gibi Almanya hazırlıksız yakalandı ve geç cevap verdi. Çok geç reaksiyon verdi. Zaten Avrupa, hantal diyoruz ya Avrupa'ya, çok yavaş, çok dinamik bir yapı değil. Çok geç cevap veriyor. Almanlar da böyle. İtalya'da mesele ortaya çıktıktan sonra Almanlar, yani oradaki önlemler açıklandıktan sonra bir hafta sonra ancak benzer önlemleri, kısıtlamaları almaya başladılar. Maske örneğin meselesine gelince ilk başlarda Robert Koch Enstitüt maske takmanın daha zararlı olacağını hatta açıklayan öne süren açıklamalar yapıyorlardı. Sonradan bu değişti. Daha yeni, yani Almanya'da maske meselesi çok daha yeni normalleşmeyle beraber aslında gündeme gelen bir önlem oldu örneğin. Bunun dışında hatırlayalım, yine ilk başlarda Almanya'da dezenfaktan madde eksikliği, koruyucu tulumlar ve sağlık malzemesi eksikliği ve personel eksikliği. Bunların hepsi başta mevcuttu ve dediğim gibi Almanya çok geç cevap verdi. Özellikle okulların durumuna baktığımız zaman iki hafta sonra, yani Almanya'daki ilk vaka görüldü 27 Şubat'tan diyorum, yani Şubat sonunda 15 Mart'a kadar açıktı okullar. İki hafta sonra ancak okulları kapattı. Dolayısıyla burada çok hızlı cevap verdi, çok hazırlıklı olmadığını da bu gecikmiş önlemlerden alıyoruz. Ama çok hızlı bir şekilde meseleyi toparladı. Çünkü altyapısı güçlüydü sağlık alanında. Yani 165 bin olan, daha ilk hafta hatırlıyorum ben rakamları, 165 bin 200 bin arası rakam veriliyordu test kapasitesi noktasında. Bu çok şu anki süreç, iki aylık bir süreç içerisinde şu an önümdeki rakamlara bakıyorum. 900 bin küsür, yani 1 milyona yakın şu an Almanya'nın test kapasitesi var yapabilme. Yani bunu çok hızlı bir şekilde toparlayabildiler resmi. İyi adapte oldular sürece, belki İtalya'dan farklı olarak, ancak başlangıçta herhangi bir hazırlık ya da plandan bahsetmek mümkün değil. Bunun dışında tabii bazı önlemlerin de pazarlıklar sonucu alındığını da biliyoruz. Merkel yönetimi ve eyaletler, çünkü Almanya federal bir memleket. Dolayısıyla burada bazı
çıkar savaşları, siyasi savaşlar, görüş farklılıkları ki hala devam ediyor. Almanya şu an normalleşmeye geçti ama mesela biliyoruz ki yapılan açıklamalardan Max Planck Enstitüsü de çalışan bilim adamları şu anki normalleşmeyi çok erken buluyorlar rakamlara bakarak. Onlar çok daha farklı bir yol haritası öneriyorlar. Yani bu pazarlıklar sonucunda aslında yolda bu önlemler alındı. Ancak bu sistemsel faktörler, yani sağlık sisteminin güçlü olması meseleyi toparladı. Tabii ikinci mesele Almanya ile ilgili mit diyebileceğim test meselesi. Yani Almanya'nın çok fazla test kapasitesi var, çok fazla test ediyorlar. O yüzden ölüm oranları düşük. Tabii ben hepsini dile getiriyorum. Yine burada da söyleyeceğim. Ölüm oranlarının düşük olmasının pek çok nedeni var. Birinci nedeni salgının yaşlılardan başlamamış olması. Bunu hep dile getiriyorum. Çünkü Almanya yaşlı nüfusa sahip bir ülke ve Covid'den ölenlerin yaş ortalamasına bakarsak 70'in üzerinde ölenlerin yaş ortalaması. Dolayısıyla yaşlılardan başlasaydı tablo çok daha farklı olacaktı. Ama genç kayakçılar üzerinden ülkeye taşındı ve tabii hızlı önlemler alındı. Yaşlara ulaşmadan bu ölüm oranları düşürdü. Zaten çok hızlı bir şekilde ölüm oranlarının arttığı yerlere bakarsak, istatistiklere bakarsak, yine önümdeki rakamlara bakıyorum. Üçte biri Almanya'daki Covid ölümlerinin huzur evlerinde gerçekleşti. Yani yaşlıların esas aslında planlanması gereken yerlerin buna hazırlanmadığını görüyoruz örneğin. Nedir bu? Huzur evleri, hapishaneler ve mülteci barınakları Almanya'da Covid ölümlerinin en çok gerçekleştirdiği yerler ve ben bu konuda çalışma yaptığım için biliyorum. Hatta zannediyorum Anadolu Ajansı bunu haberleştirmişti. Daha Nisan ayının başlarında huzur evlerine yönelik anketler yapıldı ve yine hemen rakamları söyleyeyim. Ankete katılan 372 huzur evinden 263'ü dedi ki bizim şu an sadece 10 günlük yetecek elimizde malzemesi var, koruyucu madde var ve personel açığımız var dedi. Yani bunlar çok önce bu çığlıklar atıldı ama yetkililer bunları duymak istemediler. Nitekim şu an Almanya'nın salgın noktaları huzur evleri şu an ve et sektörü. Ona da birazdan geleceğim. Yani kasaplar, etlerin işleme sokulduğu yerler ve burada çalışan sözleşmeli Roman işçiler. Dolayısıyla burada da önlemlerin çok yeterince alınmadığı toplu yaşam alanlarında görüyoruz. Halbuki eğer bir şey planlanacaksa Almanya'da huzur evleri planlanabilirdi, planlanmalıydı. Çünkü bu noktada ciddi uyarılar yapılmıştı. Hatta huzur evlerinde 3000 kişinin öldüğünü biliyoruz. Basına yansıyan rakamları aktarıyorum. 3000 kişi vefat ediyor Covid'den huzur evlerinde ve bunlara yönelik görevi kötüye kullanma ya da ihmalle ölüme sebebiyet vermek suçuyla bazı huzur evlerinde soruşturmalar açıldı. Ailelerin şikayetleri üzerine. Tabii bu test meselesi dediğim gibi Almanya'da ilk baştan şöyle zannediyorduk. Biz herkes test ediliyor. O yüzden de işler yolunda. Hayır. Rakamlara baktığım zaman yine şunu görüyorum. Almanya'da ilk başta kimler test ediliyordu? Sadece Covid geçmişi olan birisiyle kontağa geçmiş kişiler. Yani enfekte olmuş birisiyle kontağa gitmiş insanlar ya da Çin'de, İtalya'da, İspanya'da yani Covid'in bulunduğu, salgının hakim olduğu yerlerde bulunmuş kişiler ve ağır semptom gösteren. Yani bu üç şart bir aradaysa sizi ancak test ediyorlardı. Çünkü daha başlangıçta kapasite çok yüksek değildi. Bir yönüyle bu. Diğer yönüyle tabii şunu da belirtmek isterim. Bu kıstaslar değişti mi şu an? Yani şu an herkes test ediliyor mu Almanya'da? Hayır. Almanya'da hala herkes test edilmiyor. Ancak başlangıçtaki bu önlemler yakın zamana kadar, zannediyorum bu hafta ya da bir iki haftalık bir süreç olsa gerek, zamana kadar kıstas buydu. Yani şu iki şartınız olması gerekiyordu. Ağır grip semptomları ya da Covid semptomları ve enfekte olmuş birisiyle ilişki içinde olmanız. Bunu ispat ederseniz ancak test yaptırabiliyorsunuz. Tabii test yaptırabiliyorsunuzdan kastım şu, yani siz bir hastaneye gidip sigortalısınız Almanya'da. Bir hastaneye gidip test talep ettiğiniz zaman sigortanız bunu karşılayacaksa bu şartlarla karşılıyor. Tabii ki siz gidip özel bir klinikte istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Bu ayrı bir mesele. Dediğim gibi burada bir kafa karışıklığı vardı başından beri herkesle test konusunda Almanya'da. Neden? Çünkü test konusunda önemli bir faktör de şu etken. Şu, kim bunu finanse edecek? Yani kim ödeyecek bu testleri? Çünkü Almanya'da Kranken, Gesetzliche Krankenkasse denilen bir sistem var. Bu sistem yasal sigorta kasaları diyebileceğimiz ve insanların sağlık giderlerinin karşılandığı bir sistem. Eğer siz bunun üzerinden yasal olarak sigortaya sahipseniz bu kasalar belli şartlar dahilinde sizin masraflarınızı karşılıyorlar. Ancak Covid yeni bir vaka olduğu için
ve normalde bu tür şeyler sigorta karşılamadığı için herkesin kafası karışıktı. Ne test yaptıracak kişiler ilk başta biliyorlardı bunu kim ödeyecek ve yaptırmıyorlardı ya da yaptıramıyorlardı. Ne de hastaneler bunu kabul etmek istiyorlardı. Çünkü kimin ödeyeceği bilinmiyordu ve açıkça söylemek gerekirse hala da bilinmiyor. Daha bugün okuduğum analizlere bakarak bunu söylüyorum. Hala Almanya'da örneğin şu an bir normalleşme aşamasına geçildi. Max Planck Enstitüsü dediğim gibi Almanya çapında genel testleri savunuyor, testlere geçilmesini. Sağlık Bakanlığı bundan yana değil, daha stratejik test uygulamalarını istiyorlar. Örneğin işte huzur evlerinde şu an çok tehlike olduğu için belki oralara test kapasitemizi yönlendirmeliyiz diyorlar. Ancak ülke genelinde bir test yapılsa, yani semptomu, hafif semptomlu kişilerin de test edilmesi yönünde bir karar alınsa ya da hiç semptom göstermeyen, çünkü hiç semptom göstermeyen vakalar da var. Bu noktada bunun masraflarını kim karşılayacak? Yani bu Krankenkassen dediğimiz sistem mi karşılayacak sigortanın? Bu konuda hala bir açıklık yok. Bu konuda düzenleme bekliyor ilgili kişiler. Bunun yanı sıra test meselesi böyle. Bunun yanı sıra dediğim gibi sadece test değil. Sağlık, evet hastaneler çok, Almanya'da sağlık sistemi güçlü, altyapısı dedik ama bir konuda çok zayıf Alman sağlık sistemi. O da personel açığı. Yani Almanya'da sadece aslında sağlık sistemi değil, genel olarak bir genç çalışan eksiği var. Genç kalifiye eleman eksiği var ve bunu her alanda görüyoruz. Bakın tarım işçisi konusunda da, tarım işçileri noktasında da, huzur evlerindeki bakım ya da bakım evlerindeki ilgili personel noktasında da onların Polonya'dan getirildiğini biliyoruz. Hatta çoğu da illegal olarak. Bu noktada da ciddi sıkıntılar yaşandı huzur evlerinde. Çünkü onlar şimdi sınırda kontrollere takıldılar, gelemediler falan, ciddi açık yaşandı. Diğer yandan da tarım işçileri bakıyorsunuz yine Romanya'dan başka yerlerden ülkeye taşındı bu süreç içerisinde. Benzer şekilde sağlıkta da öyle. Yani yine biliyoruz ki Polonya'dan ve farklı ülkelerden Almanya'ya sağlık şeyleri akıyor, personeli geçiyor. Çünkü Almanya'nın yeterli personeli yok. Bunu yine sağlık kurumlarının yetkililerinin verdiği beyanlara bakarak aktarıyorum. Şu an test yapılmak istense bile Almanya'nın buna yetecek personeli yok. Yani ve yine ikinci bir dalga söz konusu olsa o konuşuluyor şu an Almanya'da. Benzer şekilde şu anki vakaları takip edecek Türkiye'de bu kontak takibi denilen sistemin uygulanması, buna dikkat ediyor Almanya'da Türkiye'deki gibi, ama deniyor ki eğer vakalar yine bu şekilde artmaya devam ederse biz şey yapamayacağız, özür dilerim. Bunu karşılayamayacağız çünkü personelimiz yok. Yani şunu da biliyoruz ki personel açığı dolayısıyla Almanya'da tıp öğrencileri göreve çağrıldı. Onlar hemen yoğun bakımlara alındılar. Sadece tıp öğrencileri değil, bakım evleri ve huzur evleri için yine benzer şekilde sağlık kurumlarında çalıştırılmak üzere Schulung denilen çok kısa bir eğitimden geçirilerek normal insanlar da burada işe alındılar. Sağlık sektörünün 3 katı arttığı söyleniyor şu an Almanya'da. Bu kısa süre içerisinde, 2 aylık süre içerisinde personel sayısının. Burada da dediğim gibi yine mitler, gerçekler birbirine karışmış durumda. Sağlık sistemi evet iyi ama personel açığı hala çok ciddi oranda. Ve dediğim gibi huzur evleri Almanya'nın şu an salgının kriz noktası. Ve eğer Almanya bir şey planlamadı, hiçbir ülke gibi planlayamadı, ama bir şey planlayabilirdi deseydim, huzur evlerini planlamalıydı derdim. Ama bunu yapmadı. Çünkü biliyorsunuz salgın daha çok yaşlıları vuruyor. Diğer yandan malzeme açığı, tabii bunlar hızlıca toparlandı ama personel açığı dediğim gibi çok toparlanamadı. Diğer yönden notlarıma kısaca bakmak istiyorum. Nedir bu işin diğer kısmı? Sizin bahsettiğiniz gibi de işin ekonomik kısmı var. Tabii ki Almanya zengin bir ülke biliyoruz. Yıllardır bütçe fazlası veren bir ülke, ekonomik güç. Tabii biz bunu böyle söylüyoruz. AB ülkeleri, bazı AB ülkeleri, özellikle Güney-Kuzey ayrımından bahsettiniz. Bu konuda çok da sevinmiyorlar. Çünkü Almanya'nın bu zenginliğinin aslında AB içerisinde uyguladığı kur politikaları, biliyorsunuz Almanya'da bunu herkes biliyor. AB içerisinde Fransa ve Almanya dominansı var. Ve bazı ekonomik siyasetler diğer ülkelere adeta empoze ediliyor. Hatta Güney ülkeleri, İspanya, İtalya, Portekiz, buralarda da bu alınan kararlar neticesinde aslında kemer sıkma politikaları uygulandı, özellikle finans krizi 2008-2009 sonrası, ve burada da sağlık alanının bundan çok etkilendiğini biliyoruz. Bunu da belirtmek gerekir ama tabii ki ekonomisi güçlü bir ülke, hemen ekonomik önlemlere geçtiler. Devlet ciddi paketler açıkladı, burası doğru. Ancak ben şu videoları da hatırlıyorum Almanya'da. Tabii o dönem daha yeni yürürlüğe girmişti bu yardım paketleri, hükümet tarafından açıklanan, özellikle sanatçılar.
ve küçük esnaf, sanatçı ve serbest çalışanlar, yani bir sigortası olmayan, güvencesi olmayan kişilerin videolarla geçinemiyorum çağrıları yaptığını da ben internetten takip ettiğim için biliyorum. Şunu da biliyoruz ki yine Federal İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun yaptığı açıklamayı okuyorum. Almanya'da COVID neticesinde çok ciddi işsiz artış bekliyor. Burada hatta bugün zannediyorum Ekonomi Bakanı Altmaier'a da bir açıklama yaptı. %6.2 oranında bir küçülme bekliyorlar. Bir gerileme ekonomide bekleniyor. Bu Almanya için çok büyük bir darbe demek Alman ekonomisine. Ve şunu biliyoruz ki ilk hafta devlet yardım teşvik paketlerini açıkladığı zaman 400 bine yakın bir hafta içerisinde şirket Alman hükümetinden yardım çağrısı yaptı. Bunların belki en sembolik değeri olan Lufthansa, Almanya'nın en büyük hava şirketlerinden birisi ve iflasın eşiğine gelmiş durumda. Dolayısıyla Alman ekonomisi buradan çok ciddi zarar gördü ve evet Almanya bir parlayan yıldızı salgının şu an özellikle geriye giden rakam ölüm sayıları dolayısıyla ve vaka sayıları ancak bundan sonrasında özellikle ekonomi alanında Almanya'nın ekonomisinin esas motor gücü olduğunu düşünürsek yani Almanya'nın siyasi gücü de ekonomisinden kaynaklı. Dolayısıyla ekonomisine vurulan darbe hem içeride işini güçleştirecek. Çünkü bakın birkaç gündür Almanya'da demolar yani şeyler var, protesto eylemleri yapılıyor ve bu eylemlerin temel amacı bu korona kısıtlamalarını aslında protesto etmek ve temel hak ve hürriyetlerin aslında savunulması için yapıldığı söyleniyor, söylem bu. Ama bakıyorsunuz burada kimler araya gelmiş? Yani ben bu eylemlere baktığım zaman şunu görüyorum. Aslında Almanya'nın içinde kaynayan bir kazan var. Ve buna üç açıdan ben bakıyorum. İdeolojik olarak bakıyoruz. Aşırı sağ AfD, bu ırkçı parti orada ve onun fanatikleri, diğer tarafta aşırı solcular orada. Ve liberaller orada yani FDP, Alman Liberal Partisi'nin üyelerini de orada gördük. Bunun yanı sıra hiçbir ideolojik yani bunlarla ideolojik bir ortaklığı olmadığı halde ekonomik kaygılar nedeniyle yani geleceğinin ne olacağını muğlak olarak gören ve bu sis ortamında bu karmaşada acaba bütün bu alınan önlemler boşuna mı? Acaba bizi komple teorileri neticesinde acaba bizi kandırıyorlar mı? Psikolojinin Almanya'ya giderek hakim olduğunu görüyorum ben. Çünkü bu bahsettiğim demolar, bu protestolar aslında şu an biliyorsunuz Almanya'da protesto özgürlüğü, ifade özgürlüğü en büyük haklardan birisi. Anayasa Mahkemesi'nin en yüksek insan hakları olarak derecelendirdiği bir hak. O yüzden Alman hükümeti de bu konuda çok böyle diretmek istemiyor. Ancak kısıtlamalar var. Bazı eyaletlerde 20 kişi, bazı eyaletlerde 50 kişi zannediyorum. Ve maske takılacak, 1,5 metre, 2 metre mesafe uygulanacak. Bunlara uymadan bunların yapıldığını görüyoruz ve 50 kişilik olarak dilekçe verilen, çünkü biliyorsunuz önce polise bildirilmesi gerekiyor bu yerlerin ve kişilerin, 50 kişilik yere şu an 2000 kişinin gittiğini görüyoruz. Ya da o kişiler birden 2000 kişi oluyorlar. Dolayısıyla burada Alman polisi çok ciddi bir yeni bir durumla karşı karşıya, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çünkü eğer bunlara müdahale ederlerse ki etmediler geçen hafta ve çok ciddi eleştiri konusu oldu Alman basınında Alman polisinin tavrı. Çünkü onlara müdahale ederlerse, çünkü maskeleri yok. Aslında suç işliyorlar. Ve dediğim gibi aslında bildirilmiş bir eylem yapıyorlar. Oradaki 2000 kişi. Bu da bir suç. Ama müdahale edemedi polisler. Sorulduğu zaman şöyle dediler. Biz müdahale etseydik daha çok karmaşa olacaktı ve salgın riski daha da artacaktı. Şu an bir dilema içerisindeler. Buna nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar. Ve ben orada kaynayan bir kazan görüyorum. Ve bunun temel şeyi de şu. Evet özgürlük, demokrasi, diktatörlük mü oluyoruz gibi söylemlerle yola çıkılsa da bunun oradaki konuşma yapanların profiline baktığım zaman bunlar aşırı sağcı ve komple teolojik kişiler olduğunu görüyorum. Tabii komple teorileri biliyorsunuz çok basitleştirici çözümler sunuyor insanlara. Şu an ortalık çok karışık. Dünyada da siyaset çok karıştı. İşler çok karıştı. Salgınla ilgili bir sürü ortakta bilgi dolaşıyor. İnsanlar tabii kendilerine bak işte Bill Gates bunu yapıyormuş denilince buna çok daha belki inanmak istiyorlar ve diğer yandan da dediğim gibi bu ekonomik sorunlar, bakın yine bir rakam söyleyeyim, 1.8 milyon bir senaryoya göre 1.8 milyon sigortalı yani iş güvencesi olan kişinin işini kaybedeceğinden söz ediliyor. Yine 6 milyon kişinin de kısa çalışma ödeneğine muhtaç kalacağı yönünde rakamlar var. Bugün de Ekonomi Bakanı 370 bin kişinin işsiz kalacağı yönünde bir açıklama yaptı.
Dolayısıyla ekonomik faktörler de çok fazla. Diğer yandan işin bir de psikolojik yönü var. Yani Alman halkı özellikle mülteci meselesi krizi sonrasında ve daha evvelinde de terör meselesinden sonra teröre yönelik alınan güvenlik önlemleri neticesinde aslında hükümete olan güvenini biraz yitirdi, sisteme olan güvenini. Bunu söyleyebilirim. Çünkü Merkel hükümetinin mültecilere yönelik bazı bilgileri gizlediği ya da basına yansıtmadığı, yansıttırmadığı yönünde ciddi iddialar vardı. Dolayısıyla bizden bir şey mi gizleniyor meselesi de Alman halkının zihninde hala sağlam. Diğer taraftan tabii Hitler geçmişi var. Yani her an demokrasinin içinde bile oldu bu iş. Yani diktatörlük olduk, aman öyle olmayalım gibi bir endişe de var bu protestoyu yapan kişiler arasında. Bunu da görüyoruz ama diğer yandan dediğim gibi ekonomik burada endişeler de çok fazla ve sadece gördüğüm şey şu: Almanya'nın iç sorunları giderek daha da artacak. Çünkü aşırı sağın eli giderek güçlenecek, bu psikolojiyi görüyoruz. Ve bakıyoruz gazetecilere saldırıyor protesto eylemlerinde. Bu bana Amerika'yı hatırlatıyor. Yani fake news söylemi. Siz yalan haber yapıyorsunuz. Almanya birilerinin oyuncağı haline geldi. Küresel güçlerin elinde Merkel bir oyuncaktır söylemi. Giderek Alman halkı arasında da bu psikoloji yayılıyor. Ve kriz döneminde evet Merkel yükseldi. Evet Hristiyan demokratların oyu %40'a yakın çok ciddi bir yükseliş gösterdi. Ancak kriz dönemindeki bu refleks, özellikle ekonomik sorunların daha belirgin hale geleceği, salgın sonrasında da geçerliliğini koruyacak mı? Çok ciddi benim bu konuda endişelerim var ve aşırı sağın ki biliyorsunuz onlar da komple teorilerinden besleniyorlar zaten. Hiç veriye gerek yok. Halkın korkularını daha çok ben tetikleyeceğini düşünüyorum. Belki son olarak MIT noktasında hocam şunu söyleyebilirim. AB noktası, yani AB MIT'i bir de bu var. Çünkü Almanlara sorarsanız hiçbir sorun yok AB'de. Her şey harika gidiyor. Herkes birbirine yardım etti. Hemen toparladılar her şeyi. Oysa diğer AB ülkelerine baktığımız zaman İspanya hiç öyle düşünmüyor. Macaristan hiç öyle düşünmüyor. İtalya, belki hocam az evvel anlattı. Evet belki çok ciddi bir kırılma değil ama bir anket gördüm dün. Almanya'ya güveniyor musunuz? Salgın öncesi. Bu %46'ymış. Evet yani sonsuz güveniyoruz Almanya diye İtalyan halk arasında. Şu an %26'ya düşmüş bu oran. Dolayısıyla aslında AB'nin bir çok burada dayanışma gösterdiği, birlik refleksi verdiğini söylemek çok güç. Bunu ciddi AB analizcileri de Almanya'da ya da Avrupa'da dile getiriyorlar aslında. Bunun dışında sadece sağlık malzemelerinin verilmemesi değil. Yani Almanya açısından bakarsak. Çünkü hemen sınırları kapattılar. İtalya'ya maske gönderilmedi. Sadece bu değil. Şeyi de görüyoruz burada. Hukuki olarak bahsettiğiniz Alman Anayasa Mahkemesi bir karar aldı ve bu tarihi bir karar. Çünkü Alman Anayasa Mahkemesi aldığı kararla bu tahvil fonlarına, yani bütün AB ülkelerinin borçlanarak, piyasaya borçlanarak bu borcu kendi aralarında dağıtması ve bu parayla AB içindeki borçlu ülkelere yardım, yani çok kabaca ve çok basit bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Bu kararları, alınan bu kararları demokratik meşru, demokratik zeminde meşru bulmadı. Dolayısıyla burada aslında kendisini hem AB mahkemesi üzerinde, Avrupa mahkemesi üzerinde hem de Avrupa hukuku üzerinde, AB hukuku üzerinde bir aslında kendine bir rol biçti. Çok cesur bulundu bu karar. Pek çok Alman'ı da şaşırttı açıkçası Almanya'da. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da çok da ortada bir birlik görmüyoruz. Zaten bu salgın aslında AB içerisinde bir hiyerarşi olduğunu gösterdi bize. Bahsettiğiniz kuzey, güney, doğu, batı, yani bu hiyerarşilerin özellikle kriz anlarında daha çok ortaya çıktığını görüyoruz. Ve Almanya gibi ülkelerin, Avusturya gibi, Hollanda gibi ülkelerin, bu Lüksemburg gibi, bunların daha az zararla bu işlerden sıyrılırken diğer ülkelerin daha çok zarar gördüğünü aslında görüyoruz. Diğer yandan hocam, evet, Türkiye ile ilgili şunu da söyleyip bitireyim. Maske meselesi Almanya'nın yine sıkıntılı işlerinden birisiydi. Çünkü dediğim gibi maske zorunluluk kararı çok geç alındı Almanya'da. Geç alınmasının nedenlerinden birisi de esasında maske eksikliğiydi. Yani Almanya'da yeterince maske yoktu. Yanılmıyorsam 2 milyon ya da 1 milyon, şu an tam net hatırlayamadım. Almanya Çin'den maske sipariş etti ve daha sonra başka maske tedarik yollarına baktı. Çünkü kendi iç pazarlarında bunu çok dengeleyemediler. Tabii şunu da unutmayalım. Almanya güçlü bir sanayi, ancak Almanya'nın tedarik zincirleri çok uzaklardan geliyor. Yani Çin'e bağlı, Orta Doğu'ya bağlı, Güney Asya'ya bağlı, dışarıdan geliyor. Sadece işlemesi sanayisi ya da birleştirilmesi Almanya'da yapılıyor. Dolayısıyla ham madde alanında, bu temel ham madde derken yani temel şeylerden de bahsediyorum. Örneğin ilaç konusundaki ham madde Çin'den geliyor. Bu konuda da Almanya'da ciddi bir bağımlılık söz konusu.
Dolayısıyla maske konusunda da çok ciddi, hemen maske üretimine geçemedi Almanya. Ve bu noktada Türkiye ile ilgili olarak şunu biliyoruz. Türkiye aslında yani bütün ülkelere yardım ediyor. Benim okuduğum kadarıyla Türkiye'nin yaptığı yardım, yapmak istediği yardım Almanya'ya aslında Türkiye'nin bazılarının iddia ettiği gibi zorla yardımı falan değil. Orada özellikle salgının kilit noktalarından birisi olan, ilk başlı diğerlerden birisi olan NRW, yani Kuzey Vestfalya Eyaleti, başbakanına maske ihtiyacı, acilen ihtiyaç olduğu söyleyince oradaki bir sanayici, bir iş adamı, şu an ismini hatırlayamayacağım, bir iş adamı, Türkiye'de de yatırımları olan bir iş adamı diyor ki ben aracı olayım ve Türkiye'den bunu tedarik edelim. Bunun üzerine buna olumlu bakıyor Laşet, yani başbakan, eyalet başbakanı, tamam diyor. Ancak Dışişleri Bakanı meseleden haberdar olunca o hayır diyor. Neden? Türkiye güya insan hakları noktasında karnesi zayıf olduğu için, tırnak içinde Erdoğan rejimine destek oluyor gibi görünmemek için, yani aslına bakarsanız kendi halkının sağlığını siyasi nedenlerle tehlikeye attı bile diyebiliriz. Yani herhalde bizde böyle bir olaysa böyle yorumlanırdı diye düşünüyorum. Bunu reddetti. Ve dediğim gibi mesele Türkiye'nin zorla bir maske göndermesi değil, oradaki bir iş adamının aracılığıyla aslında sözleşilmiş bir meselenin gelen tepkiler ya da gelmesi düşünülen tepkiler ve Dışişleri Bakanı'nın oldukça irrasyonel tepkileri neticesinde reddedilmesiydi. Bunun dışında şunu belki ekleyip bitireyim. Evet, Alman ekonomisini ciddi sıkıntılar bekliyor. Alman ekonomisine darbe vurulmasıyla bu sınırların kapatılması, küresel ticaret, Alman ekonomisi ihracata daha dayanan bir ticaret yani. Bunu göz önüne bulundursak. Bu küçülme Almanya'nın siyasete de etki edecektir. Ya onu daha agresif hale getirecek, yani daha siyasallaşma noktası, siyasi inisiyatif alma noktasındaki bütün işaretler aslında AB içinde de Almanya'nın liderliğini gösteriyor. Avrupa'yı temsilen. Dışarıda da bunu başarabilecek mi bilmiyorum ama içeride çok ciddi sorunları, ki Merkel'de gideceğini açıkladı artık, hangi lider bilmiyorum, Almanya'yı beklediğini söyleyebilirim. Teşekkürler Zeliha. Soru cevap kısmında belki orada açarız başka konuları. Şimdi ben Leonard'a dönmek istiyorum. Tabii Fransa işin başka bir boyutu. Fransa'da özellikle en az İtalya ve İspanya kadar negatif etkilendi. Aslında ilginç bir durum ortaya çıktı. Demin Michelangelo Bey'i anlatıyorken uzun dönemli kamu yatırımlarında kısıntıya gidilmesinin altyapı yatırımlarının bedelinin ağır ödendiğini anlıyoruz. Bir taraftan da hızlı karar alma mekanizmaları önemli. Almanya uzun vadeli yatırımlar, yani altyapı yatırımları yapmış olmasına rağmen, sağlık alanında kısıntıya gitmemesine rağmen, güçlü bir altyapı olmasına rağmen eyalet sistemi gereği eyaletler arası pazarlıklar, karar alma mekanizmalarının yavaş olması da Almanya'da negatif etki üretmiş gibi gözüküyor. Burada belki Türkiye'yi karşılaştırmak gerekir. Türkiye'nin de özellikle sağlık sistemini reforme etmiş olması son 15 yılda, yani 90'lardaki sağlık sistemimizi hatırlamak lazım. Türkiye'de o dönemde SSK, Bağkur gibi farklı hastaneler vardı. Askeriyeye bağlı farklı hastaneler vardı. Bağlı olmadığınız, sigortalısı olmadığınız hastaneye gidemezdiniz. Hastanelerin altyapısı çok zayıftı, kötüydü. İnsanlar kuyruklarda beklerdi sabahtan akşama kadar. Genellikle de gitmeyi tercih etmezlerdi. Özel doktorların muayenehaneleri vardı. Bu muayenehanelere gidilirdi. Astronomik ücretler, paralar ödenirdi. Hastanelerde bıçak parası ödenirdi ameliyat öncesi doktorlara. Adı da bıçak parasıydı gibi. Ama Türkiye bunları reforme etti gerçekten ve devasa rakamlar yatırıldı bu sağlık sistemine. Özel hastaneleriyle ve gene devlet hastaneleriyle beraber bir bütün, yani özel hastanelere de gidebiliyorsunuz. Orada da birazcık farklı ücret ödeyerek, fazla ücret ödeyerek bir kısmında devlet karşılıyor. Yine de muayene olabiliyorsunuz. Yani şu süreçte bazı hastaneler pandemi hastanesi oldu. Ben kendim ayağımı burktum ve devlet hastanesine değil de özel bir hastaneye gittim. Özel hastaneler daha çok bu işlere baktı. Devlet hastaneleri pandemi bunda çok faydasını gördük. Yani özel hastaneler de bir dönem çok eleştirildi ama özelliğin de kapasitesi önemli oluyor tabii bu gibi durumlarda. Şimdi ama bir taraftan da Türkiye hızlı karar alabildi. Onun da nedenlerinden birisi de tabii ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu çok tartışıldı Türkiye'de ama çok hızlı karar alıp hızlı uygulayabildiği ve bir taraftan da işinin ehli bir sağlık bakanının, sektörden gelen, özel sektör tecrübesi olan, doktor olan, bu alanda uzun yıllardır çalışmış olan bir
bakanın olması, dışarıdan yani meclis dışından efendim milletvekili değil kendisi, atanmış olması çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu Türkiye'nin bu açıdan yapısal olarak çok güçlü olduğunu elini. Dolayısıyla siz yani demin bahsedildi, Michelangelo Bey de bahsetti. Elinde sonunda iş dönüyor dolaşıyor, karar alma hızı ve şeye dönüp bakıyor, altyapıya bakıyor. Ne kadar planlama yaparsanız yapın, eğer kapasiteniz yeterli değilse sağlık sistemi açısından baktığınız zaman çökmeler yaşanıyor. Şimdi Fransa'da özellikle çok ciddi bir örnek. Aslında Fransa'da başkanlık, yarı başkanlık sistemi var ve hızlı karar alabilen bir ülke. Ama bir taraftan da Fransa'da ciddi sıkıntılar yaşadı. İtalya ve İspanya ayarında neredeyse yaşadı. Sen nasıl okuyorsun Leonard bunları ve özellikle Avrupa Birliği ile olan gerilimler var mı? Nasıl bir etki edecek Fransa siyasetine uzun vadeli olarak baktığın zaman bu durum? Buyur. Teşekkür ederim. Evet, Fransa'da bugüne kadar koronavirüsten 140 bin vaka görüldü. Ve bu vakalardan 27 bine ölümle sonuçlandı. Yani bu çok ağır bir sonuç sonunda. Ve söylediğiniz gibi aslında karar alma makinesi var ya Fransa'da, yani bu yarı başkanlık sistemiyle beraber Macron hükümeti hızlı bir şekilde davrandı aslında. Halbuki ben size %100 katılmıyorum. Aslında sağlık ehli var muhakkak. Fransa'da da öyle oldu. Eski sağlık bakanı da eski hekimiydi, yani bir doktordu. Ama biliyorsunuz zaten doktorlar arasında bile tartışmalar var. Yani bu virüsü tamamen anlamıyoruz. Doktorlar bile anlamıyorlar. Tartışmalar var ve o tartışma Fransa'da gündeme geldi. Yani bir doktor özel bir ilacını tespit etmeye başladı. Başka bir doktor o ilacına karşı ortaya çıktı. Yani aslında çok karışık bir durum ortaya çıktı Fransa'da. Bu yüzden bence bu söylediğim gibi yani çok ağır bir tablo var Fransa'da. 27 bin ölüm oldu bugüne kadar ve devam ediyor. Bence aslında gerçek sebep son dönemde Macron hükümetin aldığı karar ile ilgili değil, daha fazla yapısal sorunları ile ilgili. Aslında bu Fransa bu konuda İtalya'ya benziyor. Michelangelo Bey söylediğim gibi Fransa 2008 krizinden bu yana kemer sıkma politikası ve sağlık ve o yani kemer sıkma politikası uygulandı ve bu politikasından dolayı sağlık sisteminin bozulması ile uğradı. Yani bence aslında 4 yapısal sorunu vurgulamam istiyorum bu konuda. Birincisi söylediğim gibi yani 2008 krizinden bu yana kemer sıkma politikası. İkincisi Fransız sanayinin uzun vadede gerilemesi ve temel üretim ihtiyaçlarını karşılayamaması. Üçüncüsü Avrupa entegrasyonu ve AB yönetimi için ülkeler arasındaki rekabet ve o konu aslında Zira Hanım bayağı konuştu ve ona katılıyorum. Rekabet devam ediyor ciddi bir şekilde. Son ve dördüncü yapısal sorun Fransa'da devletin sertleşmesi ve yoksullar ve azınlıklara yönelik şiddet kullanması. Bence aslında o 4 sorun şu andaki Fransa'nın ağır koronavirüs ile ilgili ağır tablosu açıklıyor. Neden? Birinci sorun söylediğim gibi 2008 krizin ile ilgili. Malum olduğunuz üzere 2008 krizinin ardından Fransa'nın kamu borcu çok yükseldi. Ve Avrupa Komisyonu'nun teşviki ile kemer sıkma politikası uygulanmaya başladı. Dolayısıyla kamu giderlerinde, iş gücü maliyetlerinde ve ailelere yönelik sosyal yardımlarda ciddi kesintiler yapıldı. Bundan ötürü Fransa'daki sağlık sisteminde önemli sorunlar yaşandı. Zira hastanelerde çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanları imkanların ve tıbbi malzemelerin yetersizliği hususlarında şikayetlerini sık sık dile getirdi. Bu biliyorsunuz geçtiğimiz yıl sağlık çalışanlar tarafından birçok eylem gerçekleştirildi.
Hatta Aralık 2019'da hükümetin kamu hastaneleri için yeterli bütçe ayrılmaması halinde artı 160 doktor istifa edeceğini açıkladı. Yani sadece ne diyeyim, sıradan hemşireler, doktorlar bahsetmiyoruz. Yani bu hastanelerin başkanları bile istifa etmeye üzereydi. Bu kemer sıkma politikasına karşı. Nitekim koronavirüs krizi hem yatak kapasitesi hem de maske stoku konusunda Fransız sağlık sisteminin mevcut eksiklerini açığa çıkardı. Maske stoku mesela kemer sıkma politikasının olumsuz neticeleri konusunda aşikar bir örnek. Fransa'da 2009'da takriben 1 milyar 500 milyon maske bulunuyorken 2011'de stokta kalan maske sayısı sadece artı 100 milyon oldu. Ve ayrıca 2011'den itibaren maskeler zamanla tükendi ve yerine yenileri eklenmedi. Yani bu gerçekten o konusunda, yani sağlık normalde öncelik olması gerekiyor her devlet için. Ama söylediğim gibi 2008 krizinden sonra devlet borcu yükseldi. Ekonomik durumu çok kötü oldu Fransa'da, İtalya'da gibi, İspanya'da gibi. Belki o kadar kötü değil ama yine de iktisat konusunda çok kötü bir durgunluk yaşandı Fransa'da. Ve bu yüzden devlet eskiden gibi yatırım yapamadı, yani o sağlık bölümüne. İşte şimdi koronavirüs patlandı, neticeleri görüyoruz, yani bu kemer sıkma politikasının. Belirttiğim ikinci sorun ise Fransız sanayinin uzun vadede gerilemesi. Nitekim koronavirüs krizi döneminde sağlık çalışanlarının haftalık maske ihtiyacı 40 milyon iken bu sürede Fransa'da sadece 3 milyon 300 bin maske üretiliyordu. İşte bu üretim eksikliği genel olarak Fransız sanayinin gerilemesinden kaynaklanıyor. Son 25 sene Fransa'da gayri safi yurt içi hasıladaki sanayi üretiminin payına baktığımız zaman fark ediliyor ki Fransız sanayinde ciddi bir düşüş yaşandı. Sadece bir örnek veriyorum. 1995'te sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı %17 iken 2016 ise bu rakam %12'ye düştü. Ya bu ciddi bir düşüş, yani Fransa gibi bir ülke için. Aynı zamanda, aynı dönemde Almanya'ya baktığımız zaman sanayinin payının hiç değişmediğini görüyoruz. Ve Almanya'da bu rakam sabit bir şekilde %23 civarında seyrediyor. Yani aslında bu Zehra Hanım bahsettiği gibi Almanya'nın başarısı aslında ciddi yapılarına gidiyor, yani yaslanıyor. Ama bugün Fransa'da tam ters. Yani bu son senelerde yapısal sorunlarla uğraştığı için işte bu bahsettiğim sanayinin uzun vadede gerilemesinden dolayı Fransa yeterince maske üretemiyor şu anda. Bugüne kadar, yani bu maske eksikliği bugüne kadar devam ediyor maalesef. Üçüncü en büyük sorun bence Avrupa entegrasyonu ve AB yönetimi için ülkeler arasındaki rekabet. Biliyorsunuz koronavirüs AB'yi siyasi bir krize sürükledi. Yine de Michelangelo bunu bahsetti, Zira Hanım da bunu bahsetti. Avrupa Birliği içindeki kuzey-güney kamplaşmasını yeniden su yüzüne çıkarttı. Ve mesela ekonomik konusunda Avrupa Birliği ülkeler anlaşamadı hiç. Bir yanda İtalya, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birkaç ülke krizden çıkmak için beraber borçlanalım çalışmasında bulundu. Diğer yanda mali disiplinleri güneye nazaran çok daha iyi olan Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkeler bu fikre sıcak bakmadı. Ve sonuçta bu krizde birkaç inisiyatif hariç her ulus devlet kendi politikasını uygulamaya başladı. Hiç böyle bir ortaklık dayanışması hiç görülmedi. Yani birkaç inisiyatif hariç, yani. Gerçekten her ülke kendi işine bakmaya başladı. Yani bu büyük bir sıkıntı, yani Avrupa Birliği, yani özellikle gelecek günler için sıkıntı olacak.
Çünkü bir tarafta AB'ye önemli bir yetki veriyordu. Mesela para politikasını tamamen teslim etti Fransa AB kurumlarına. Ama öbür tarafta, öbür yandan söylediğim gibi sağlam bir ortaklık dayanışması yok. Yani Fransa mesela İtalya'da da bunu hissedilir. Bunu bahsettik bugün. Yani sanki yetki devriyordu ama karşılıklı olarak yeterince destek alınmadı o ülkelerde. Böyle bir his var. Yani doğru olup olmadığını tartışmak istemiyorum şimdi ama gelecek aylarda bu algı önemli bir rol alacak. Son dördüncü sorun bence ve o sorun aslında tam koronavirüs döneminde bunu gördük. Devletin sertleşmesi ve yoksullar ve azınlıklara yönelik şiddet kullanılması. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı sürecinde Fransa'da banliyöller yine karıştı. Paris çevresinde özellikle yoksul sevkler, polis ve gençler arasında çatışmalara sahne oldu. Ve aslında Fransız polisinin sokağa çıkma kısıtlamalarını denetlerken defalarca ve normalden daha fazla aşırı güç uyguladığı iddia edildi. Ve maalesef sosyal medyada bu şiddeti açığa çıkaran onlarca video çıktı. Ama bu da yeni değil. Bu polis tavrı da yeni değil Fransa'da. Hatta her krizde devletin güvenlik politikalarını daha da sertleşiyor. 2500'teki banliyö isyanından koronavirüs krizine dek polis şiddeti arttı. Bu şiddet sarı yeleklerin eylemleriyle dünya gündemine geldi mesela. Ve hatırlatmak gerekirse yani o protesto oranından dolayı 11 kişi hayatını kaybetti ve 4400'den fazla kişi yaralandı. Yani bu sarı yeleklerin eylemlerinin sonucunda. Yani işte bu şiddet ve ayrımcılık banliyöde yaşayan yoksullar ve azınlıklara yönelik uygulanıyor. Özellikle de sokağa çıkma yasağı süreci gibi krizler esnasında. Bu yüzden sonuç olarak, yani bitiriyorum şimdi, koronavirüs krizi Macron hükümetinin son dönemde uyguladığı politikalardan bağımsız bir şekilde Fransa'nın yapısal sorunlarına ışık tutuyor. Ve bu sorunlar ancak derin bir dönüşüm süreciyle aşılabilecek. Ve tabii bu uzun vadede bir proje, yani bir dönüşüm olacak. Yani bu gelecek haftalarda aşılamayacağız yani. Evet, teşekkürler Leonard. Sen de yapısal sorunlara bağladın. Bu tabii çok uzun vadeli dönüşümler ve yatırımları gerektiriyor. Kolay olmuyor bunlar. Birçok toplumsal başka meseleyle, ideolojik kaplaşmalarla bağlantılı meseleler bunlar. Toplumların bu tarz reformları, büyük reformları yapmaları çok kolay değil. Türkiye'de de uzun dönemdir çok çalkantılı dönemlerden geçerek ve çok da sıkıntılı süreçlerden geçerek bu reformları bir kısmını yaptı. Hala da yapması gereken yüzlerce reform var. Fakat işte Türkiye'de 10 yılda bir darbe, askeri darbe girişimine maruz kaldı bu süreçte. Dolayısıyla bunlar kolay meseleler değil. Her toplumun, her kültürün farklı tabii şartları var. Onu da kabul etmek lazım. Şimdi teşekkür ediyorum ben bütün konuşmacılara. Bazı sorular var dinleyicilerimizden. Onları ben sormak istiyorum tek tek. Şimdi yine konuşma sırasına göre gidelim. Mehmet Solmaz bizimle birlikte herhalde tekrardan, değil mi Mehmet Hocam? Şimdi hocam ben soruları yöneltmek istiyorum İngiltere ile ilgili. Birinci bir soru izleyicimizden: İngiltere Çin'e tazminat davası açacak mı? Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere tazminat sürecini beraber yürütürler mi diyor. Bakalım İngiltere ile ilgili. Yine Avrupa Birliği içinde Güney, Kuzey, Doğu, Batı ayrımı gibi oluşumlar yeniden ortaya çıkar mı deniyor. İngiltere'den nasıl gözüküyor bu tartışmalara baktığınız zaman? Türkiye'nin yaptığı yardımlar Avrupa'da Türkiye'nin negatif imajı ile ilgili bir buna yönelik, bunun azaltılmasına yönelik bir katkı yaptı mı? İngiltere'de ne oldu? Nasıl bir tepki gördü mesela buna baktığımız zaman? Evet, bunlar İngiltere ile ilgili kısımlar bunlar. Buyurun hocam. Evet, aslında sizin de malumunuz İngiltere hükümeti Amerika
İtalya'daki şu anki yönetimle gayet sıkı ilişkiler içerisinde ve İngiltere hükümetinin farklı bakanlarından da Çin'i eleştiren açıklamalar gelmişti. Bu pandemi süreci tamamen bittiğinde Çin'le ilişkilerimizi tekrardan gözden geçirmeliyiz minvalinde açıklamalar geldi. Fakat şu an için Amerika Birleşik Devletleri ile beraber koordineli bir şekilde Çin'e karşı bir adım atılacak mı, atılmayacak mı? Bunu söylemek gerçekten çok erken. Zira İngiltere özellikle tıbbi malzeme konusunda bütün dünyaya muhtaç diyebiliriz. Burma'dan bile gelen tıbbi malzemeler İngiltere gündeminde haber olabiliyor, manşetlere çıkabiliyor. Ülkedeki sağlık stoku konusunda ciddi sorunlar var ve bundan dolayı şu an için tabii ki Çin'den gelen ürünlerin çoğu sorunlu olsa da Çin'e karşı bir muhtaciyet zaten var. Fakat şu an için bir Doğu-Batı kamplaşmasında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kısa süre içerisinde bir adım atması tabii ki beklenmiyor. Fakat bunlardan bahsederken bir önceki konuşmacı arkadaşımız Leonard Bey de bahsetmişti. İşte stokların azalmasından bahsediyordu. İngiltere'de de raporlar çıktı ve bu raporlarda birçok acil tıbbi malzemenin, malzeme stoklarının bazılarının mesela 10 yıl önce, 15 yıl önce son kullanma tarihlerinin bittiğini, stokların %60 ve %70 oranında son kullanma tarihleri bittikleri için çöplere gittiğini ve hatta hangarlarda unutulduğu konusunda haberler de çıktı. Bu devlet raporlarında işleyen bir konuydu. Ve buradan ben şunu da eklemek istiyorum bir sonraki soruya sorunun cevabına geçmeden önce. Aynı şekilde ayrımcılıktan bahsediliyor örneğin. Ulusal İstatistik Kurumu'nun bir raporu çıktı ve bu rapora göre de demografik istatistikler yayınlandı. COVID-19 ölümleriyle ilgili ve siyahi bir vatandaşsanız İngiltere'de beyaz vatandaşlara karşı ölme oranınız %100 oranında. Yani iki kat ölme riskiniz daha fazla. Evet, bunun acaba sebepleri neler? Bunun üzerine tabii ki tartışmalar devam ediyor. Örneğin bazı bölgelerde siyah ya da Asyalı nüfusu, Asyalılar için de bu 1.7 oranındaydı. Siyahlar için 2 oranında. Bu minorities, azınlıkların yaşadığı, yoğun olarak yaşadığı bölgeler var. Bu bölgelerdeki hastane ve bakım gibi hizmetlerin sorunları mı var? Neden bu insanlar daha fazla ölüyor? Tabii bunlar da araştırılacak. Bir ayrımcılık mı söz konusu? Bu da tartışılan konulardan birisi. Türkiye'nin yaptığı yardımlar, evet, gerçekten Türkiye zaten gayri safi milli hasılasına göre en fazla yardım eden ülkelerden birisi ve bununla bir vatandaş olarak Türkiye'de herkes övünüyor, haklı olarak tabii ki. Ve Türkiye, İngiltere'ye de daha önceki açıklamalarımda bahsettiğim gibi 2-3 defa hibe yardımında bulundu bu pandemi döneminde. Ve aynı şekilde bir şirketin vaat edilen sayı ve adetleri bulamayınca Türkiye'nin yardımı yine olmuştu. Tabii İngiltere'de Türkiye'ye karşı bu konuda, tıbbi malzeme konusunda bir şükran var diyebilirim. Zira insanlar ne zamanki Türkiye'nin yardımı gelmişti? 2016 yılında Brexit süresi boyunca o kampanyada 8 haftalık bir kampanya olmuştu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması üzerine yapılan referandumda. Ve şu an hükümette olan bütün bakanların da bulunduğu insanlar o ara Türkiye karşıtı bir propaganda gütmüşlerdi ve aynı şekilde Daily Mail gibi sağcı gazetelerde işte 18 milyon Türk vatandaşı İngiltere'ye yürüyecek, bundan dolayı çıkmalıyız tarzında xenofobiye ve ayrımcılığa, ırkçılığa varacak şekilde bir Türkiye karşıtlığı olmuştu. Başbakan Boris Johnson o zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir hakaret yarışması düzenlenmişti. Orada bir şiir yazmıştı ve birinci olmuştu. Bu gibi olaylar vardı ve bu Brexit sürecine atıfta bulunarak sosyal medyada önemli yazarlar
İşte görüyorsunuz değil mi? Söz ettiğiniz Türkiye şu an size yardımda bulunuyor tarzında açıklamalarda bulundu. Fakat Birleşik Krallık ve Türkiye'de Türkiye arasındaki ilişkiler gerçekten hükümetlerden bağımsız. Son dönemde özellikle son 20 yıl içerisinde gayet sıcaktı. Bu Brexit sürecinde büyük bir yara almıştı. Fakat Brexit'e rağmen yani bir başbakandan bahsediyoruz. O zaman başbakan değildi tabii. Boris Johnson bir hakaret yarışmasına giriyor. Ondan sonra Brexit referandumu geçiyor. Sonrasında Dışişleri Bakanı olmuştu ve Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'yi öven işte dedelerinin dedesinin Türk kökenli olmasından bahsederek yine eski zamanları andıran açıklamalarda bulunmuştu. Şu an için Türkiye'nin yaptığı yardımlara İngiliz kamuoyu müteşekkir diyebiliriz ve son dönemde işte bu bir özel şirketin, Türkiye'deki bir şirketin gönderdiği malzemelerde sorun olduğuna dair İngiliz medyasında çıkan açıklamalardan sonra bile Türkiye'ye karşı herhangi bir negatif bir yorum ben görmedim İngiliz medyasında ya da kamuoyunda. Yapılan eleştiriler tabii ki hükümete karşıydı. Örneğin soruyorlar, siz bir şirketle anlaşıyorsunuz, bu sadece mail yoluyla oluyor. Bu şirket zaten Ocak 2020 yılında kurulmuş, hiç mi bakmadınız? Türk makamlarla neden irtibata geçmediniz, onlara sormadınız? Türkiye'de bir ihracat yasağı var mı? Buna karşı size bir kolaylık sağlanacak mı? Madem ki üretilen malzemeleri gidip yerinde görmediniz, neden bir uçak yolluyorsunuz? Yolladığınız uçak tabii ki İngiliz Hava Kuvvetleri'nin bir uçağı. Yanında bu uçağı yollarken herhangi bir bu işlerden anlayan bir insan neden yollamadınız, orada bakmadınız da ülkeye getirdiniz, standartları ölçmediniz diye tabii ki sorular geliyor. Soruların ve eleştirilerin çoğu belki de hepsi hükümete karşıydı ve bu sorular, bu eleştirilerin de çoğunun haklı olduğunu düşünüyorum. Zira evet, yapısal sorunlar İngiltere'de de var. Her seçim döneminde sağlık sektörü ve özellikle de ulusal sağlık hizmeti NHS'in gündem olduğunu biliyoruz ve bu sorunun da Tony Blair'in başbakanlığından sonra göreve gelen sağcı hükümet, muhafazakar parti hükümetleri bugüne kadar çözebilmiş değiller ve hatta pandemiden önceki seçimlerde de seçimler öncesinde de işten çıkarmalar oluyordu. Yarım milyondan fazla insan hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında çalışıyor. 550 bin kişiden bahsediyoruz. Bu insanlar uzun süreye kadar, Nisan'ın ortasına kadar testlerden bile geçirilmedi. Evet, testlerin bu pandemide ne kadar önemli olup olmadığı konusunda tartışmalar yapıyor insanlar. Fakat bir doktor düşünün. Yani siz işinizi yapıyorsunuz, başkasına yardım etmek istiyorsunuz, ediyorsunuz. COVID için gelenler var. Onları sağlık ünitelerine alıyorsunuz fakat kendiniz test yapamıyorsunuz ve üzerinizde giyecek kıyafetiniz yok. Bu politikalar gerçekten bu hükümeti götüreceğini söylemek yani şey değil, bir öngörü değil. Kesinlikle olacak bir şey olarak gösteriliyor İngiltere kamuoyunda ve bunun da faturası çok büyük bir şekilde İngiltere'nin bir sonraki seçiminde kesilecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler Mehmet Hocam. Şimdi İtalya ile ilgili bir soru vardı. Onu ben Michelangelo Bey'e yönlendirmek istiyorum. Bu özellikle diğer konuşmacılar da bahsettiler. Dinleyicilerden gelen sorular da o yönde. Bu özellikle Euro tahvil meselesi, Eurobond meselesi. Biliyoruz İtalya, İspanya gibi ülkeler ciddi olarak bu ekonomik desteğe ihtiyaçları var. 2 aya yakın ekonomi durdurulmuş durumda benim gördüğüm kadarıyla İtalya'da. Üretim de bazı özellikle durduruldu. Tabii bunun ekonomik maliyeti çok yüksek olacak. Bu açıdan nasıl bakılıyor Avrupa Birliği'ne? Nasıl etkileyecek Avrupa Birliği içerisindeki bu kuzey-güney ayrımı daha da çatlak derinleşecek mi bu gerilim? Yoksa siz bunun aşılabileceğini düşünüyor musunuz? İşin bir tarafında tabii Doğu-Batı tartışması var. Macaristan gibi ülkeler ve Macaristan, Polonya gibi ülkelerle de bir ayrışma da var. Siz bu süreci nasıl okuyorsunuz Avrupa Birliği içerisinde?
Ya şimdi sizin bahsettiğiniz güney kuzey ya da doğu batı ayrımlar zaten pandemiden önce vardı. Pandemiden sonra çok ciddi bir şekilde devam edecek. Ama mesela en azından İtalya basınındaki yorumculardan yola çıkarak bence şöyle bir şey söylenebilir. Yani Avrupa Birliği entegrasyonu içerisinde İtalya ve diğer ekonomiler arasında çok ciddi bir bağlar var. Çok ciddi bir entegrasyon söz konusu. Tabii tahviller konusunda hala bir uyum sağlanamadı. Ama şimdi bir tarafta kuzey ülkelerde, Almanya gibi ülkelerde haklı olarak aslında biraz İtalya ya da İspanya, Portekiz ya da Yunanistan gibi ülkeleri ciddi bir şekilde eleştiriyorlar. Ve bence bir tarafta haklılar. Yani çünkü tabii Bernard bahsettiği gibi yani İtalya ve diğer ülkelerde yıllardır bir kemer sıkma politikası uyguluyorlar ama yine de İtalyan kamu borcu devasa boyutlarda. Yani kamu borcu yaklaşık GSYM'nin %135'lerde dolaşıyor. Yani çok büyük bir kamu borcu ve bu Avrupa Birliği ya da Avrupa Merkez Bankası'nın tarafından finanse edilmesi ne kadar haklı, ne kadar doğru olduğuna şüphelerim var. Yani Almanlarda da ya da Hollandalılar daha çok şiddetli bunu eleştiriyorlar. Haklı olarak bu borcu devamlı Avrupa Birliği tarafından desteklemesi doğru olmayabilir. Ama aynı zamanda İtalya'da yani bu borcu ve bu sistemi değiştirebilmek için daha ciddi bir altyapısal reform ihtiyacı var ve bu reformlar şimdiye kadar yapılmadı. Yakında yapabileceğini de düşünmüyorum. Ama öbür tarafta İtalya nasıl deniyor? Too big to fail. Yani iflas edilemez bir ekonomi. Çünkü yani İtalyan kamu borcunun finanse edilmezse devasa bir boşluğu yaratılır Avrupa'da. O yüzden yani İtalya'dan şöyle bakılıyor. Erken ya da geç bir uzlaşmaya doğru gidilecek. Ve bu kuzey-güney tartışmaları uzun bir vadeye devam edecek. Tabii şey de yani bu ekonomik daralmalardan bahsettiniz. Yani İtalya'da şimdi bu Nisan ayının ortalarında IMF 2020 yılında İtalya'nın gayri safi milli hasılası %9 daralması diye düşünüyordu ama bu Nisan ayında. Mayıs ayında biraz etkileri biraz daha ağır olacağını yani çünkü pandemi etkisi başka ülkelere sıçrıyor. Amerika yani İtalya'nın büyük müşterilerden birisi de çok büyük bir sorun yaşıyor. Rusya gibi ülkelerde Uzak Doğu sanki bir ikinci dalga yaşanıyor. O yüzden yani belki bu %9 daralması bir belki bir çok olumlu bir öngörü. Evet, teşekkürler hocam. Teşekkür ediyorum. Yani ekonomik boyutu şiddetli olacak diyorsunuz. %9 bile belki iyimser bir tahmin olabilir diyorsunuz. Şimdi ben Zeliha Hanım'a dönmek istiyorum. Almanya ile ilgili de birkaç soru geldi. Ben onları özetlemek istiyorum. Şimdi evet, bu protestolar sorulmuş ama siz onları zaten yorumladınız.
Belki burada bu Robert Koch Sağlık Enstitüsü'nün hükümete yönelik eleştirileri söz konusu mu diye bir soru var. Belki oradan devam evet, edelim. Soruları da görüyorum ben buradan bir yandan. Evet. Robert Koch, yani sondan başlayayım. Robert Koch Enstitüsü'ne yönelik bir eleştiri var. Ancak bu hükümet, yani şöyle soru şöyle zannediyorum. Hükümete yönelik bir eleştiri var mı bu enstitüden kaynaklı? Tabii şöyle düşünmemiz lazım bizim Robert Koch'u. Bu enstitü Türkiye'deki bilim kurulu gibi vazife yapıyor Almanya'da. Dolayısıyla Alman hükümeti bu enstitünün verdiği rakamlarla hareket ediyor ve siyaset üretiyor. Dolayısıyla hükümetle birlikte işbirliği içerisinde hareket ettiği için hükümetten ziyade muhalefetten gelen bir eleştiri var Robert Koch enstitüsüne yönelik. Zaman zaman basına yansıyan eleştiriler var. Örneğin dediğim gibi maske ile ilgili görüşlerini değiştirdi, baştaki görüşlerini. Yine daha dün haber oldu. İki gün önce zannediyorum hiç açıklama yapmadan, çok da büyük gürültü koparmadan, daha evvel havadan bulaşmayacağı, yani bu virüsün hava parçacıkları üzerinden insanlara geçmeyeceği yönünde bir görüşü vardı, bilimsel görüş Robert Koch Enstitüsü'nün. Bunu değiştirdiler şu an, yani yazılı olarak değiştirdiler ve dediler ki bu yönde de tehlike var, yani parçacıklar üzerinden de insan solunum yollarından geçebilir sosyal kontak vesilesiyle. Tabii bu değişimler olduğu için Robert Koch'a yönelik eleştiriler özellikle hükümet kanadından, liberal kanattan geldiğini biliyorum, takip ettim bunları. Ama hükümete yönelik bu enstitünün bir eleştirisi yok. Bunun yanı sıra protestolarla ilgili belki şunu tekrar söylemek istiyorum. Bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuşlar devletin buradaki tutumunu. Tabii eyalet değerlendirmek lazım Almanya'yı. Böyle çok bütüncül bir resim her zaman doğru resmi vermeyebiliyor. Örneğin bu hafta sonu Güney Almanya'da, yanılmıyorsam Stuttgart ya da Münih ama Stuttgart diye hatırlıyorum. Bir şey düzenlenecek, protesto gösterisi düzenlenecek. Bildirildi şu an 10.000 kişi bekleniyor bu gösteriye ve Alman polisi şöyle açıklama yaptı. Evet, geçen hafta çok müdahale etmedik. Hem biraz şaşkınlık, dediğim gibi ne yapacaklarını bilmiyorlar bu olağanüstü korona önlemleri altında. Ama eğer önlemlere uyulmazsa ve gösterilen yer halk sağlığını tehlikeye sokarsa ve orada bulunan, tabii mağazalar var, dükkanlar var, onların da işlerine engel olacak şekilde olursa bunların yerini değiştirebileceklerini ya da tamamen yasaklayabileceklerini de söylediler. Ama tabii bu tamamen yasaklama işi Almanya'da çok çok zor, dediğim gibi. Çünkü burada Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Ama bu protestolara baktığımız zaman, az evvel ben konuşmamda da değindim, bunları hep üç açıdan ele almak lazım. Dediğim gibi burada ideolojik olarak aşırı sağ ve aşırı sol sistem karşıtları var. Yani sistemin bizzat kendisine karşılar. Bakın, geçen hafta Almanya'da yine bu demolar, bu protestolar sürecinde bir parti kuruldu. Yani daha doğrusu bir hareket. Tıpkı Pegida gibi daha önce. Adı Widerstand 2020. Karşı duruş 2020 hareketi ortaya çıktı. 2020 direnişi. Direnişi, evet, 2020 direnişi daha iyi tercüme ettiniz. 2020 direniş hareketi ortaya çıktı. Belki bir parti değil ama bunun kurucuları, hukukçuluğu içinde hukukçu var, doktor var. Dolayısıyla böyle bir hareket var ve bu hareket yine AfD'nin yanında, onunla kol kola, onların yanında liberaller, onların yanlarında aşırı solcular. Burada ciddi bir sistem karşıtlığı var ve insanların, bahsettim az evvel Almanya'daki ekonomik sıkıntılardan ve doğacak ekonomik sıkıntılardan, işsizlik nedeniyle, işsizliğin artması nedeniyle insanlar, tabii ki ideolojik olarak böyle düşünmeseler bile, birikmiş öfkeyle ve bu öfkenin özellikle 2008'den sonra, krizden sonra, finans krizinden sonra orta sınıfları vuran ekonomik kemer sıkmaları ya da ekonomik önlemleri düşünürsek daha iyi anlarız. Almanya'da zaten birikmiş birçok yerde, birikmiş tırnak içinde gaz var zaten. Yani işte burada gerginlikler var ve bu tür krizlerde bunlar aslında birleşiyor, ortaya çıkıyor. Çok da net resmini ortaya koyamıyorsunuz ama bir sistem karşıtlığı olması Almanya için çok ciddi bir sorun. Çünkü biliyorsunuz AfD Almanya'nın ana muhalefet partisi şu an. Yani şeydeki iktidarda olmadığı için en yüksek oya sahip ana muhalefet partisi ve dolayısıyla sistem karşıtı bir parti ve sistem karşıtlığı Almanya'da giderek yükseliyor. Psikolojik nedenlerle, ideolojik nedenlerle ve ekonomik nedenlerle bu Almanya açısından çok ciddi bir tehlike.
Belki son olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'deki yardımlar Avrupa'daki Türkiye imajını düzeltir mi ya da Almanya'daki? Tabii Türkiye'deki yardımlar Almanya'ya gitmesine müsaade etmedi oradaki siyasi güçler ama inanın ben Alman halkının Türklerle bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani normal vatandaşın. Bu daha çok basın marifetiyle ve bazı lobi güçleri marifetiyle üretilmiş bir Türkiye nefreti, tırnak içinde Erdoğan nefreti, Erdoğan rejimi gibi böyle uydurulmuş sözlerle sürekli pişirilen, yalanlardan ve propagandadan beslenen bir Türkiye nefreti var. Ama bu nefret rasyonel sebeplere dayanmıyor, hiçbir gerekçesi de yok. Zaten Türkiye'ye gelen turist rakamlarına bakarsak bunu görürüz. Yani Almanların Türklerle bir derdi yok ama Almanya'da bazı lobilerin ve bazı siyasi çevrelerin Türkiye'ye ciddi bir derdi var ve üzülerek söylüyorum ki bu lobilerden bir kısmı Türk ve Kürt kökenli. Yani onların hatta başını çektiğini bile söylemek mümkün Türkiye karşıtlığında. Dolayısıyla Türkiye'den giden yardımlar gitsin, yardım gitsin gitmesin. Yani Alman halkına sorulsaydı hiç ben Alman Dışişleri Bakanı Maas gibi cevap vereceklerini zannetmiyorum. Yani Türkiye demokratik bir ülke değil, biz niye oradan maske alıyoruz diyeceklerini zannetmiyorum. Zaten Çin'le ilgili dahi böyle bir sorgulama halka da sorulmadı, yapılmadı. Dolayısıyla bunların çok siyasi, oldukça irrasyonel ve siyasi politize etme manevraları olduğunu düşünüyorum. Alman halkının nezdinde Türkiye'nin imajı maalesef basın nedeniyle kötü. Evet, teşekkürler. Şimdi en son soruyu Leonard'a yöneltmek istiyorum. Leonard, bu Fransa'da parlamentoda sosyal medyayı denetleyecek bir yasa geçmiş. Ve yasa nefret içeriğini kaldırmayan sosyal medya devlerine milyonlarca euroluk ceza öngörüyormuş. Bunun virüs süreciyle bir alakası var mı? Yani virüs sürecindeki fake newslerin, yalan haberlerin, dezenformasyonun artmasıyla bir ilintisi var mı? Yoksa geçmişte başka bir kontekste başlayan bir süreç mi? Yok, geçmişten başlayan bir süreç. Bu virüsle alakası yok. Evet, ama tabii ciddi bir sorun haline gelmiş durumda herhalde. Yani, evet, virüs döneminde zaten fake news yükseliyor biliyorsunuz. Yani hatta Fransa hükümeti bir web sitesi oluşturdu. Fake newsları ispatlamak için ve doğrulamak için, hangi haber doğru, hangi haber yanlış falan ispatlamak için bir web sitesini oluşturdu. Bu web sitesinin oluşturulması bir şekilde çok eleştirildi aynı zamanda Fransa'da, özellikle gazeteciler tarafından. Çünkü yani aynı zamanda hükümet bilgi paylaşıyor ama normalde gazeteciler o haberini değerlendiriyor. O sefer hükümet hem paylaşıyor hem değerlendiriyor. Yani böyle bir küçük bir tartışma oldu son günlerde. Ama bahsettiğiniz sosyal medya ile ilgili yeni yasa alakası yok yani bu virüsü yani doğrudan. Evet. Okey, o zaman teşekkür ediyorum ben herkese, konuşmacılarımıza. Michelangelo Guida, 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi, Leonard Fighter, Zeliha İlaçık SETA'dan ve Mehmet Solmaz TRT Volt'tan hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Başka bir SETA panelinde görüşmek üzere diyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. İyi akşamlar. Evet, hayırlı akşamlar.